Ben bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı benim çocuğuma? Ne yaptı? Pişmanım. Nizam ya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir adım al. Efendim aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Başından vuruldu. Kapıyı açtım, yıkattım, yerde yatıyor. Benim kızım kendini vurdu, elini yıkadı, tekrar yerine yattı, öyle mi? Hastanede yaşamını yitirdi. Bu kurtlar da benim kızımı başlıca yediler. Bunlar intihar süsü verdiler. Aldatıldığını gören gözleri kimi işaret etti? Eşin mi yaptı? Sıdıka Çelik evet anlamında bir süre gözünü kapatarak cevap veriyor. Daha ne yapsın benim çocuğum? Çelişkili ifadeler. Kesiştikleri nokta bu yol, kayınbirader Emrah Çelik'in evi de burası. Bunlar mezarlığın önünde karşılaşmamışlar. Kayınbiraderinin evine gitmiş bu kız. İhanetin göbeğindeki isimler. Ümit'le sevgili olarak görüşmek istemiyorum. Ablamın kıyafetiyle giyinip göbek atan zaten. Gerçekten mi? Evet. İftira attılar. Biz ondan yaptık. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Sıdıka Çelik'in ölümünde cinayet şüphesi az sonra Müge Anlı'da. 73 yaşında bir adam ve onun için endişe eden kızı. Kadının yemeğini yemeyeceğini, zehirleyebileceğini söyledi. Ben ölürsem benim cesedimi otopsi kesin yaptırın dedi. Babalar gününde evleneceğini açıkladı. Evlenmek istediğini söyledi. Daha sonra bana bu kadını araştır dedi. Hiç kimse kadının hakkında iyi bir şey demedi. Evlenip evlatlarını merakta bıraktı. Babamı imam nikahlı kocası aradı. Ben 5 yıldır bu kadınla imam nikahlı yaşıyorum. Senin yaptığın yanlış dedi. Korkutan sözler ve ithamlar. Babanı size düşman kesilecek. Çünkü öyle bir cirve yapacak ki bizi de öyle büyüledi dedi. Babasının kandırıldığını söyleyen Ayden Ersin'in iddiaları. Bu kadın yaşlı adamları seçiyor dedi. Ona da cinsel performansı arttıracak ilaçlar verip adamı kalp krizi geçirmiş. Az sonra Müge Anlı'da. Tekerlekli akülü sandalyemiz var. İsteyin gönderelim. Denizli'deyiz. Trabzon'dayız. Çanakkale'deyiz. Manisa'ya doğru yola çıkartıyoruz. Gerçekten çok mutlu oldum. İyi ki varsın Müge. Üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle bugüne dek sayısız hayata dokunan Müge Anlı, ulaştırdığı tekerlekli ve akülü sandalyelerle 7'den 70'e mutlulukları çoğaltıyor. Müge Hanım'dan akülü araba istiyorum lütfen. Müge Anlı yüzleri güldürmeye, hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 7'den 70'e Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmak üzere akülü ve tekerlekli sandalyelerimiz hazır. Sevdikleri ya da kendileri için bize tekerlekli ve akülü sandalye başvurusunda bulunan izleyicilerimizi sandalyelerinin yola çıkacağı müjdesini vermek için tek tek aradık. 12 yaşındaki Cengizhan için bir akülü sandalye talep etmiştiniz. Sandalyeniz hazır. Bugün size doğru yola çıkıyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sevindim. Okula gitmesi için istedim. Bak şu an karşımda çok sevindi o da. Ay, çok teşekkürler. Müge Anlı'dan bir sandalye talep etmiştiniz. Sandalyenizin size ulaşması için yola çıkarıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bedensel engelliyim doğuştan. Milli sporcuyum masa tenisinde. Ülkemizi temsil ediyorum. Akülü araba ihtiyacım vardı. Size de başvurdum. Sizden de olumlu bir cevap gelince çok mutlu oldum şimdi. Sandalye benim elim ayağım olacak. Müge Hanım çok yardımsever, çok iyi bir kadın. Çok seviyoruz kendisini. Takip ediyoruz sürekli. Allah yolunu batın açık etsin diyorum. Akülü sandalyesini hazırladık. Bugün yola çıkıyor. Müge Hanım'a çok teşekkür ederim. Yani Allah razı olsun. Kendi başıma kimseye muhtaç olmadan gezebilir. Umarım kardeşiniz bir an önce sağlığına kavuşur. Akülü sandalyesi ona umut olur. İnşallah, inşallah. Oğlunuzun doğum günü olduğunu söylediniz ve bir sandalye talep etmiştiniz. Sandalyenizi bugün yola çıkarıyoruz. Ay teşekkür ederim. Çok sevindim. 24 yaşında 25'e girecek. Kendisi ayağını hareket etti. Teşekkür ederim. Mükemmel hesabı da. Fatma Hanım için Tokat'a bir sandalye talep etmiştiniz. Sandalyenizi hazırladık. Kendisi annem oluyor. Bacakları sakat.
kemik açıklığı var, yürüyemiyor. Yanında da eşi olarak babam var. O da kalp hastası zaten, pil takılı. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizin mutluluklarına ortak olmamızın ardından hayatları kolaylaştırmak adına son hazırlıklarımızı tamamladık. Türkiye'nin dört bir yanına gidecek olan akülü ve tekerlekli sandalyelerimiz hazır. Otogar'a doğru yola çıkıyoruz. Yozgat, Ankara, Eskişehir, İzmir, Afyon, Karahisar, Ordu ve Düzce'deki izleyicilerimizin akülü ve tekerlekli sandalyeleri hazır. Kendilerine ulaştırılması için firmaya teslim ediyoruz. Müge'yi çok seviyorum, onu çok öpüyorum. Hayranıyız, annem de öyle, ben de öyle. Teşekkürler Müge Hanım. Kayseri'de yaşayan izleyicimizin tekerlekli sandalyesini yola çıkartıyoruz. İzleyicimiz için bir tekerlekli sandalye getirdik. Hoş geldiniz. Biz alıp götürürüz, yerine teslim ederiz. Yaptığı yardımlar, iyilikler, iyi ki var. Çok seviyorum. Çok öpüyorum. Günlük araba gönderiyoruz siz illere, ilçelere. Hep yardımcı oluyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Müge abladan herkese teşekkür ederim. Sabahları da hep izliyorum sizleri. Şanlıurfa ve Gaziantep'ten bize ulaşan izleyicilerimizin sandalyelerini hazırladık. Firmaya teslim ediyoruz. Müge Anlı'ya yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Siz getirin biz göndeririz. Müge Anlı'ya helal olsun. Onu tebrik ederim. Müge Hanım sizi çok seviyoruz. Selamlar. Türkiye'nin neşesi ve gururu. Çok seviyoruz. Çok selam yolluyoruz. Sıradaki tekerlekli sandalyemiz Tokat'taki izleyicimize ulaşmak üzere yola çıkıyor. Müge Hanım'a çok teşekkür ederim. Yaptığı iyiliklerden dolayı çok memnunuz yani. Müge Hanım merhabalar. Seviyoruz, izliyoruz. Samsun ve Giresun'a gidecek olan tekerlekli sandalyelerimizi izleyicilerimize ulaştırmaları için firmaya teslim ediyoruz. Sağ salim bir şekilde ulaştıracağız. Teşekkür ediyoruz Müge Anlı'ya da yardımlarından dolayı. Çok mutlu oluyoruz. Müge Anlı'ya buradan sevgilerimi gönderiyorum. Başarıların devamını diliyorum. Selamlar. Müge Anlı o iyiliği yapsın, ben de gözüm başım üstüne. Kaç tane getiriyorsa ben de götürürüm. Her insanın çok güzel ve çok özel olduğunu düşünüyorum. Hepimiz ışıl ışılız. Hepimizin içinde kelebekler uçsun. Hiç kimsenin içimizdeki ışıkları, bu renkleri söndürmesine izin vermeyin. İsteyen istediği kadar kötülük yapsın. Bir gün iyilik kazanır. Pazartesi günleri böyle oluyor, niye bilmem. Hiç ne saçıma baktım, nasıl duruyor. Yetiştim. Artık yetişmesem ne yapacağım bilmiyorum artık. İyi bir hafta sonu geçirmişsinizdir umarım. Sağ olun, var olun. İnşallah güzel bir gün, güzel bir hafta geçiririz. Her birimiz ayrı ayrı. Şimdi, of ya bu iş çok ne olacak bilmiyorum. Çok bu konuda başvuran var. Şimdi aramızda bir konuğumuz var, Aydan Ersin. Aydan Ersin'in 73 yaşındaki babası Ali Ersin için geldi. Hoş geldiniz Aydan Hanımcığım. Hoş bulduk. O kadar çok başvuran var ki böyle sizin gibi. Hakikaten anladığım kadarıyla bu da ayrı bir toplumsal problem olarak gündemimize girecek. Biz biliyorsunuz daha önce evlilik vaadiyle dolandırılanları görüyoruz ama şu anda evlilik vaadiyle dolandırılmanın dışında işte özellikle babaların eşleri vefat ettikten sonra çok kısa bir süre içinde kendilerinden yaşça da küçük olan hanımefendilerle alelacele nikah kıymaları durumu. Tabii bu çocuklara biraz garip geliyor yani babam ne oldu şimdi bayram değil seyran değil birey içinde evleniyor mevzusu. Mal varlığı da olunca insanın aklına tabii türlü türlü şeyler geliyor. Bizim de beyefendinin yani Aydan Hanım'ın babasının Avrupa yakasında 6 tane dairesi varmış.
Arnavutköy'de 5-6 dönüm arazinin içinde 2 katlı evi varmış. Trabzon'da çay ve fındık bahçeleri varmış. 3 katlı ev varmış. Evet. Bankada birikmiş parası da varmış. Aydan Hanım da babası böyle alelacele size sürpriz yaptım deyip... Sanırım Özbek bir hanımla hemen dünya evine girince... Bakar mısınız babamı nasıl değiştirmiş? Yaşlı bir surat yapmiş babama, çok kızdım değiştir diye. Kadının telefonu babamın işte elinde. Aydan Hanım da solo stüdyomuzu almış babam kandırılıyor diye. Evet. Babanızın son fotoğrafı mı bu? Evet, yani 2 sene önceki fotoğrafı diyeyim. Yani artık ulaşamıyorum. Yani ben görüşmüyorum çünkü kovdu bizi evden. Biz de kovulduğumuz gibi gittik ya. O kadın ya ben ya da gittiğin, ben bu yola girdim devam edeceğim dedi. Senin gittiğin yol doğru değil dedim. O da bana dedi ki siz dedi bu kadının dedi geçinemediği için, parası olmadığı için mi zannediyorsunuz? Benim param için mi beraber olduğunu düşünüyorsunuz dedi. Başka bir yolu var mı dedim, yani senin kara kaşına kara gözüne gelmiş olamaz değil mi dedim. Yani çünkü kadın beni ayrıyet tanırıyor babamla daha nikah kıymadan önce. Diyor ki senin baban zengin mi? Benim babam zengin, mal varlığı var, bankada parası var mı diyor. Ayrıyetten benim Özbekistanlım yengem var 16 yıldır. Hiçbir yanlışını görmedik benim yengem abimle evli. Ona da arıyor soruyor, onun bu adamın parası var mı diye. Ve babamın telefonunu eline alıyor bir mobil bankacılıktan bir bankasını... 3 ayrı kişiye gönderiyor. Bunların soyadlarından ben anladığım kadarıyla bunlar da Özbekistanlı. Ben bir ufak araştırma yaptım. Kadının... Öyle de 170 bin lirasında gittiğini iddia ediyorsunuz. Bakalım değerli toplu bir hanımefendinin anlattığı bir bandımız var. İzleyelim. Ya zor bir durum. Şimdi 73 yaşında tabii galiba çocuklar için anne babaları hep yaşlı gözüküyor. Ya da hep böyle hani o hiçbir şey bilmez artık yaşlandı gibi görünüyor ama... Hayatın da değiştiğini de kabul etmek lazım. Yani hatta bugün gelirken baktım, dur bak telefonum nerede? Şimdi eskiden, ya eskiden demeyeyim şimdi, ben çocukken benim için hani 40 yaşında biri çok yaşlı biriydi. Mesela annem şimdi 40 yaşındayken, anneciğim seni seviyorum şu an başımın tacısın, prensesin sen. Ama bak gerçekten mesela eskiden benim için 40 yaşında biri artık... çok yaşlıydı. Hepimiz yaşlıyı evet. Görüyoruz. Evet, evet. Sonra 40 yaşına gelince hiç de öyle olmadığını anladın. Yani şimdi yaş değişen, ya izafi bir kavram. Şimdi 73 yaş tabii sizin babanız, sizin için çok yaşlı. Ama onun için o kendisini yaşlı görüyor mu? Bence hiç kendisini yaşlı görmüyordur. Görmüyor. Eğer bir rahatsızlığı yoksa yaşa bağlı ya da başka genetik faktörler vesaire, bu tartışmalı bir konu ama... Mesela artık Dünya Sağlık Örgütü bütün yaptığı araştırmalarda, hatta başka araştırmalarda, yani dünya araştırmalarında 60-65 yaşa kadar genç gözüküyorsun. 65'ten orta sonra... Orta yaş olarak kabul ediyor. Ondan sonra... Ondan sonra yaşlılık, daha sonra ileri yaşlılık. İhtiyarlık dönemi. Hı. En son artık ihtiyarlık dönemi ki o... Ama 80'den orada, sonrası için orada söylüyor. Orada yaş da koymuyor. Dünya Sağlık Örgütü şöyle bir ifade kullanıyor... Kişinin bakıma muhtaç olduğu dönemden sonrası, yani kendi işlerini tek başına hayata geçiremeyeceği dönemden sonrası da ihtiyarlık olarak tanımlanır. Bu da ortalama 85 yaş civarıdır diye belirtiliyor. Şimdi artık yani yaşlar, biraz artık yaş skalasının değiştiğini de kabul etmemiz evet. Lazım. Anlatabiliyor muyum? Kendi mi? Söylüyor zaten, yaşlandıkça çocuk gibi oluyor insanlar diye söylüyor. Canım, her şey alınabilirim diyor. Herkes söylüyor yaşlandım artık, oram ağrıyor, buram ağrıyor falan diye ama... Şimdi artık hani 73 yaş bana göre yaşlı bir yaş mı? Yani kişinin durumuna göre, Şevki hocamın dediğine göre değişir. Evlenmek şimdi, için mi söylüyorsunuz bunu Müge Hanım? Valla her şey için söylüyorum. Şimdi Rahmi Bey, valla bizim hepimizi cebimizden çıkarır. Bak çok açık söyleyeyim. ama ciddiyim yani, aklıyla da tavrıyla da anlatabiliyor muyum? Hani insanın tabii ki vücudunda yaşla beraber bir takım ağrıları, sızıları, evet. Onları bunları olabilir, kayıpları olabilir ama... şimdi Rahmi Bey benim gözümde mesela yaşlı bir insan değil. Hayır, biz yaşlı, biz evlenmesinde bir şey demiyoruz. Hayır hayır, bak bunu sadece senin için söylemiyorum, herkes için söylüyorum. Yani o kadar çok var ki senin durumunda. Yani yine herkes öyle düşünmeli ama şu var. Mesela babam bizi yanına çağırdı. Biz 7 kardeşiz. Bir ablamız vefat etti. Bu ablamın vefatinde de benim ablamın MS hastalığı vardı. Bu tedavi olabilirdi aslında. Başına kendi kendine de olabilirdi. Allah razı olsun. Benim ablam öldü. Arkasına 6 ay sonra annem vefat etti. Annem de Alzheimer'dı, yatalaktı. Bakıcıları vardı babamla beraber aynı evde yaşarlarken. Yani şöyle, ablamı kurtarabilirdik. Yani bir doktora götürdüğümüzde kendi hayatını idam ettirebilir dedi. Ama bunun için çok para gerekliydi. Biz de babama hani bu mirası tek başına yapmadın. Biz çok fakirlik çektik. Yani şöyle söyleyeyim.
Çok aç da değildim. Yani ne yaptı babanız? Çok top da değildim. Tedavisini karşılamadı mı? Karşılamadı. Özel hastaneye erkek kardeşim, ben, işte bir kız kardeşim para koyduk. Bir özel hastaneye getirip muayene ettirebildik. Babama dedik ki sen ablama bir daire düşebilir. O daireyi satabilirsin. Ablamı özel hastaneye yatırabilirsin. Biz kendi haklarımızdan feragat ederiz. Bu olayı buraya taşıdığım için Müge Anlı'ya çıkarsanız ben servetimin hepsini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım dedi. Biz de o yiyeceğine sen bağışla dedik. Bunu dedik. Sen Mehmetçik Vakfı'na bağışla. Hayır, bağlanırsın. Ama bugün bağışlayacağını böyle sözünü vereceğim. Yani az daha önceki da arkadaşlarınızın gibi babam böyle biraz kaba konuşur. Kadın bana evlenmeden önce babamı şikayet ediyordu. Yok yok, bak Aydan Hanımcığım, sakın yanlış anlamayın. Ben de sizin yerinizde olsam aynı tepkiyi veririm belki. Bak onun evet için bir şey söylemiyorum ama hani ilk gelen haberler, mesela koronadan ilk ölen kişilerle ilgili yapılan haberleri okumuştum. 93 yaşında İsviçre'de kayak yapan kişi. Şimdi bizim için 93 yaş bitti gitti demek. Adam kayak yapıyor İsviçre'de ya. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Artık yaş skalası değişti. Bunu bir kere anlayalım. Yani yok, bunu anlamak lazım. Yok babam 73 yaşında ağaçlara tırmanıyor yani. Kadın da diyor ben yaşlı bekliyordum yani. Kadın kaç yaşında? Efendim? Kadın kaç yaşında? 57 yaşında ama bu kadının babamla evlenecek eşyasını getirirken babamın bütün eşyasını atıyor. Babam evi boya badana yaptırdığı zaman o boya badanayı beğenmiyor. Kendi akrabasından birine getiriyor. O da Özbekistan asıllı. Türkiye'ye kaçak girmiş, aranıyor. O geliyor bizim evde hamile karısıyla bir ay boyunca evi tadilat yapıyor. 140 metrekare bir ev. Zaten badana olmuş ama o badanasını o adama yaptırıyor. Adam yiyor, yatıyor. Eve bir temizlikçi tutuyorlar, eşyalarını getiren bir temizlikçi kadın. 8 günde 1000 liraya anlaşıyor, günlüğü 1000 lira. 8 günde evi temizliyor. Sonra babam bana diyor ki yengenle sen gelseydin, yardım etseydin biterdi. Benim bir saatlik yardımım o kadının 8 gününü mü kapsayacak? Ve o kadın, ben pazar günü oraya gittim de bir banyonun kapısını, bir dış kapının kapısını sildiğini gördüm. Yani oradan nerede oraya gidiyor, hiç yapmıyor. Şeyde, Boğazköy'de. Yani şu anda babamın 6 dönüm arazisi var. Orası da havalimanı yakın olduğu için çok iyi para İstanbul'da ediyor. İstanbul'da yani. Tabii tabii. Yani Edirne Kapı'da da bir evleri var. O 6 dairenin birinde babamın evi vardı. Kadın buraya geldi. Çatalca Boğazköy'de, o tarafta yani nereye bağlı? Arnavutköy'e bağlı. Arnavutköy'e havalimanına bağlı. Arnavut. Evet, orada. Siz nerelisiniz? Biz Trabzonluyuz. Yani biz Osluyuz daha doğrusu. Orada da çay bahçeleri var. Orada çaylar bahçeler var, bahçeler. Babam annemin sağlığında orada ev yaptığı, şu an kimse gitmiyor ama biz orada bile değiliz. Yani erkek kardeşim o kadar sinirli ki şey diyor, oradaki çayları diyor tamam amcama versin diyor. Ama diyor bu mal varlığını tek başına yapmadı. Başka onu söyleyeyim, o Almanya'dan gelen şeyler gibi. Evet yani babam diyor gibi ya ben zehirleneceğim diyor. Bana otopsi yaptırın diyor. Kadınla gidiyor ben hayatta resmi nikah yapmam yani diyor. Resmi nikah yapıyor. Yani aslında bu cinsel gücü arttırıcı haplarla babalarının öleceğini evet düşünüyorlar. Evet. Bütün açıkçası aslında bizi bu şekilde arayanlar. Bakın bir izleyelim. Ayden Ersin, 73 yaşındaki babası Ali Ersin'in kendisini başka bir isimle tanıtan bir kadın tarafından mal varlığı için kandırıldığı iddiasıyla çaldı Müge Anlı'nın kapısını. Benim babam 73 yaşında. Annemi mezara koyduğu andan itibaren, daha mezarlıktan yeni döndük, babam dedi ki ben evleneceğim. Birçok bayanla tanıştı. Evleneceğim adı altında birçok resimler geldi ben telefonda falan baktığımda. Babalar gününde bize adının Dilber olduğunu öğrendim. Şu anda Sümeyye adını kullanan bir bayanla beraber geldi. Evlenmek istediğini söyledi. Kendi eşyalarını getirdi. Dediği anda babamı başka bir numaradan imam nikahlı kocası aradı. Adı Yücel'dir. Ali Ersin'in ailesinden gizli nikah masasına oturduğu kadın hakkında daha önce birliktelik yaşadığı kişi tarafından söylenenler de kuşku uyandırıcıydı. Adam dedi ki ben 5 yıldır bu kadınla imam nikahlı yaşıyorum. Senin yaptığın yanlış dedi. Yücel'in bize söylediği teker teker sizi uzaklaştırma alacak dedi. Babanı size düşman kesilecek dedi. Çünkü öyle bir cilve yapacak ki bizi de öyle büyüledi dedi. Ve bu adam 80 yaşında babam için. Bu adam ölecek, bana bir ev bırakacak, beraber ben yaşarız dedi. O evi de istediği gibi yaptırdı. Bunu da Yücel geldi. Babama da bana da ayrı ayrı söyledi. Daha önce beraber olduğu bir Silivri'de bir yaşlı adam var dedi. Bu kadın yaşlı adamları seçiyor dedi. Ona da cinsel performansı arttıracak ilaçlar verip adamı kalp krizi geçirmiş. Ve daha sonra adamın evinin eşyalarını almış kaçmış. Ölmüş. Yani babamı bunu yapacağını inanıyoruz. Çünkü babam da dedi. Kadının yemeğini yemeyeceğini, zehirleyebileceğini söyledi. Ben ölürsem benim cesedimi otopsi kesin yaptırın dedi. Neden öldüğümü öğrenin dedi. Babam açık kalp ameliyatı geçirdi. Birkaç sefer anji oldu.
oldu. Babama bu cinsel gücü arttırıcılaştırabilirse benim babam ölür zaten. Direkt ölür. Daha sonra babam dedi ki bana bu kadını araştır dedi. Hiç kimse kadının hakkında iyi bir şey demedi. Dilber 5 yıldır bu adamla berabermiş. Bu adam eski karısından boşanma aşamalarında sorun yaşadığı için 25 günlük bir hapis cezası alıyor. Hapse girdiğinde Dilber babama ulaşıyor. Adam içeriden çıkmadan eşyalarını bize getiriyor. Masrafların hepsini babamdan çıkartıyor. Beni arıyor, yengemi arıyor. Bu adam zengin mi? Bu adamın parası var mı diye soruyor. Ben diyorum ki babam varlıklı bir insan. Arnavutköy'de şu an yaşadığı önümde 6 dönüm arazisi, üstünde kocaman büyük bir evi var. Trabzon'da 3 katlı ev, çay bahçeleri ve fındık bahçeleri var. Kadını bunun için geldiğine inanıyorum. Çünkü kadın imam nikahını gitti Trabzon'da yaptı. Babam çok kesin kararlıydı. Yani ben resmi nikah kıymam. İmam nikahıyla yaşarım. Bir sene sonra resmi nikah kıyarım dedi. Kadın inatla resmi nikah istiyorum dedi. Babam da nasıl bir büyüye kapıldıysa benim ayaklarımı yıkıyor. Ben bu kadına bir şey bırakacağım dedi. Yani mal varlığını bırakacağım dedi. Ve bu kadına ben sohbet esnasında sordum. İmam nikahında menü olarak ne isteyeceksin? Her ay koluma bir altın bilezik isteyeceğim dedi. Dedi ama hiçbir bizim haber vermeden gizli bir şekilde hem imam nikah hem de resmi nikah gizli bir şekilde kıydılar. Haziran'da babalar gününde bizimle tanıştırdı. Ne yaptı ne ettiyse Ağustos ayında resmi nikah dini nikah yaptı. Çıktı gitti. Bizim en son haberimiz oldu. Biz başkalarından duyduk babamın evlendiğini. Resmi nikah yapıldıktan sonra zaten kadın malların %25'ine ortak. Bize göstermediği töransı ona gösterdi. Benim bile giymeme yasakladığı şeyleri, ev halini, biraz açık seçik halini kadın evde giyiyordu. Cilve yaparak babamı kandırdığını düşünüyorum. Babanızla ne kadar zamandır görüşemiyorsunuz? Bizi evden kovduktan sonra hiç görüşmedik. Ne zaman kovdu? Ağustos'ta, Ağustos 6'da bizi evden kovdu. Yani erkek kardeşimle bizi çağırdı. Konuşma esnasında... İki kardeş misiniz? Yok hayır, biz 6 kardeş olarak yaşıyoruz. Ama ben abimle ve erkek kardeşimle görüşüyorum. Diğer kız kardeşler kendi aralarında görüşüyorlar. Babam bizi evden kovduktan sonra diğer kız kardeşlerim gitmeye başladı. Bana dua ederdi babam. Yani gökten yağsın sen yerden topla falan hep bana dua ederdi. Çünkü babamın telefon faturasına kadar ben ödüyordum. Otomatik ödemeye vermiştim. Ben kendim hallediyordum. Ondan sonra ben babamın ağzında kötü de anıldım. Bana beddua da etti. İşte kadını her şekilde kadını tutuyor. Yani ben isterseniz siz ölün. Allah hepinizin belasını versin. Bu kadının tek saçının tenine zarar gelmeyecek dedi. Vallahi biz öteki bey amcada gördük bunu burada canlı canlı. Yani ama o bey amca erkek evlatlarını uzaklaştırma almadı. Babam her ay muntazam karakola gitti. Erkek çocuklarını uzaklaştırma aldı. Öyle hiçbir mi? Şey, evet, erkek kardeşimi uzaklaştırma aldı ki o uzaklaştırma onu tutmaz. Abimi de uzaklaştırma aldı ki abim bu olaylardan babamın annemin vefatından sonra çok bunalıma girdi. O yüzden abimin bazı psikolojik tedavi görmesi gerekiyor. Çünkü çok sinirli. Annemi yaşatmadığım bir hayatı bu kadını yaşatamazsın dedi. Yaşıyorsan yaşa ama herkesin, ölüm hak, miras helal. Herkesin parasını ver, ondan sonra istediğin sana kal. Yani bizim istediğimiz, ya hepsini bize ver falan demiyoruz. Babam şey yapıyor, bütün her şey benim üstümde, çocuklarım da miras için bana bakmak zorundalar. O düşüncede. Ama işte bu kadın da diyor ki, imam nikahlı kocasına babamı çağırıyor. Babamla beraber ben de gidiyorum, bana da olayı anlatıyor adam. Ben şok oluyorum. Yani kadın imam nikahlı bir kocası var. Bizi buluyor. Babama söylüyor ki o benim karım. Babanı nasıl bulmuş? Kadın babanı nasıl bulmuş? Kadın Kaynaşlı'da oturuyor. Çok akıllı. Bakın o kadar akıllı ki Kaynaşlı'ya, Halkalı'ya kadar, Arnavutköy'den Halkalı'ya kadar babam götürüyor. Kaynaşlı'da oluyor, iniyor. Oradan da Yücel onu alıyor. Yücel diyor ki ben onun dün gece ayaklarını yıkadım diyor. Sen aradın. Onun telefonundan senin numaranı aldı. Kimin ayağını yıkamış ya? Babamın ayağını yıkıyormuş. Ama gittiğinde de kadın diyor, hani Yücel imam nikahlı kocası diyor ki ben onun diyor eve geldiğinde ayağını yıkadım diyor. Ha, kocası da imam nikahlısı da özbek kadın o yani. Bize sabaha kadar. Niye ayaklarını yıkıyorsunuz ki? Sabaha kadar. Duşa girince zaten her şey yıkıyor. Niye ayaklarını yıkıyorlarmış? Bilmiyorum, babam da öyle diyor. Ayaklarımı yıkıyor, ben buna bir şey bırakacağım diyor. Hayır yıkasın da yani hani niye yıkandığını ben anlamıyorum. Hani bir sakatlık olur, bir şey olur, hastalık başka olur. Cilveleşmeler falan oluyor herhalde. Yani sonuçta babam dışarılarda geziyordu. Şu an evden dışarı çıkmıyor. Nerede geziyordu? Dışarılarda, bahçede geziyordu. Şu an evden dışarı çıkmıyor. Işıklar kapalı. Evde diyor ki sadece
bir ara var, oranın ışığı yanıyor, ev karanlık. Babam dışarıda oturmadan asla içeri girmez, hep dışarıda oturur. Baban aşık mı olmuş Ayden, öyle mi hissetti? Babam şu anda 18 yaşında gibi hissediyor kendini. Babam kimi görürse aşık olur yani, bundan önce başka kadınlarla da görüştü. Başka kadınlarla gitti, dışarılarda görüştü, hep bizden habersiz. Babamın telefonuna giriyorum, ayda yılda böyle babamı çağırıyorum, gel siz gelin diyor. Biz hafta sonları babama gidiyoruz çünkü biz çalışıyoruz, çalışan insanlarız. Şu anda bile ben izin aldım geldim, buradan çıkınca koşa koşa iş yerine gideceğim. 13 yıldır çalışıyorum ben. Yani ben çalışmasam babam bana al şu senin olsun demez. Diyorum ya, o kadar mal bankada parası var ben bilmiyorum. Diyorum ki baba evleneceksen benim de bankada param var diyorum. Sen diyorum paralarını bana havale et. Ama diyorum senden geldiği belli diyorum, yine senin paran. Çünkü sen, senin hesabından bana gelecek dedim. Bana söylemedi hiçbir zaman için ben ne kadar bankada para olduğunu bilmedim. Ben şimdi bankaları sayıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Kadın da zaten nikah yapmadan önce gitmiş bankalarda kaç parası var öğrenmiş. Sadece mobilden bir bankaya girip gönderiyor. Şimdi akıl var, mantık var. Soyadına bakıyorum. Ama yabancı soyad. Şimdi şöyle bir şey var. Muhabirimiz Müge Yönter'de Ali Ersin İstanbul Boğazköy'deki evinin önünde. Ama orada da kapıyı açan yok. Sanırım evde değillermiş. Öyle mi Müge'cim? Evdeler. Günaydın. Ama açmıyorlar. Üst kat. Üst kat. Günaydın Müge Hanım. Evet. Yukarıya çıkan kapı kilitli. Evet. Hemen alttaki kapıya da asma kilit vurmuşlar. Yok, evde herhangi bir yaşam belirtisi görünmüyor şu anda. Hatta eve su basıyor gibi. Arkada da bir boru patlamış. Sürekli tamam. Oradan su damlıyor aşağı. Bakın şurada da asma kilit var. Alt orada katı asma dışarıda kilit evdeler. Bulmuş. Evdeler. Üst kata çıkan yeri de göstereyim size. Sesleniyoruz sabahtan beri. Dışarıda herhangi biri de çıkmadı. Burası da kilitli. Burası da açılmıyor. Ve arkada da hatta şu boruyu gerek da göstereyim yok, size. Gerek yok ama evlerine. Ama araba var evdeler, kapının önünde. Evdeler. Araba orada. Babam arabasız gitmez. Evdeler. Evet. Evet arabası burada. Sen o zaman seslen, yayına katılmak istemiyorsa da eve su basmasın yani. Hayır hayır, orada çamaşır makinesi var. Çamaşır makinesinin suyu aşağıya akıyor. Yani makine çalışıyor şu anda, onu söyleyeyim. Evdeler. Her şekilde evdeler. Ama konuşurken beyefendi sabahtan kendisi... Sabahtan beri sesleniyoruz Müge Hanım, herhangi bir yaşam çıkmıyor. Belirtisi verilmedi. Bütün perdelerde çekili. Evet, evet bütün perdeler çekili, evet doğru. Arabayı babanız mı kullanıyor? Arabayı babam kullanıyor. Evet. Yani burada da bir kapı var. Şoför yok, hayır. Hani kullanırken de zorlanıyor zaten, söylüyor zorlanıyorum diyor. Evet. Evet. Evet evet, orası babamın yatak odası. Mügeciğim, Hüseyin'in yaşadığı kaderi sen de yaşama. Sen genelde kapıda kalmazsın. Hep benim canım Hüseyin'im kalıyor canlılardan konuşuyor. Yok, beni açmayacağına emindim zaten. Müge Hanım, kapıya çıkamadım. Henüz bir yaşam belirtisi yok. Yani sesleniyorum sabahtan beri de. Kimse henüz dışarı çıkmadı. Devam ediyoruz biz burada. Sen seslen Ali abicim. Sen çıksana bir kendin. Seni bir görelim. İyi misin? Aklın başında mı? Bak çocukların... Hatta... Bir dakika, çocukların diyorlar ki aklı başında değil, babamı kandırdılar diyor. Sen eğer kendini anlatabiliyorsan anlat. Yani... Ya onların da endişelenmesini anlamamız lazım ya. Yani evlatta niye var? Ali Bey... Ben hayatta olduğunu şöyle öğreniyorum. Eşim arıyor kendisini. Onunla bir konuşuyor. Ama niye bence konuşur insan yani? Ne olacak ki konuşurum kardeşim? Beni istemiyorlar ama ben böyleyim. Gelin bakın. Evde de gayet mutluyum. Ayaklarımı evet. da yıkıyor. Evim evet. de tertemiz. Bak üç kap yıkıyor. Yemeğim de pişmiş. Ben de bu hayatı istiyorum. Yani bu da bir aslında açıklama benim için. Kim sesleniyor? Geçen gün buraya gelen... Mesela bak Songül Hanım mesela evet. hiç bu konuda şey yapmadı. Ben dedi... Fıkır fıkır bir kadının benimle hayat buluyor dedi. İkimiz de çok evdeler. Eğleniyoruz dedi. Evdeler. Evdeler diyor. Peki buranın başka bir açılış yeri var mı? Hayır yok. Sadece o kapı. Müge de var ya, bıraksan tırmanacak. Tamam, çekmiyoruz şu an. Açılmıyor bu kapı da. Buradan da yukarı çıkabilirsen eğer, biliyorsanız eğer. Yok, oradan çıkamaz, kapı kilitli. Yani adamı burada tehdit ederek silahlarla evleri bastılar. Evladım. Ne diyor Müge, bir şey söylüyor, silahlarla evi bastılar falan. Açılmıyor, bu şekilde açılmıyor. Mamay kanan kilitlemiştir. Evi silahlarla kim bastı? Oğlu. Siz yo, yo. Niye oluyorsunuz? Ben burada komşusuyum, oğlu geldi buradan bütün her şeyini televizyonuna varana kadar dışarıya attı. Ben kendim gittim o evi temizledim. Teyzeye yardım olsun diye. O kadın ne kadar hastanelerde yattı, ben kendim gittim. Niye ben kendim yatmış? Gittim temizledim o evi. Yanımda iki komşum daha vardı, biz kendimiz gidip niye temizledik. Çünkü tansiyonları çıktı, kadını devamlı tehdit ettiler ve kadın şu an çok dört dörtlük bakıyor Ali Rıza amcaya. Değil mi? Evet, dört dörtlük bakıyor. Ve o adam dedikleri gibi evet, dışarı içeride de değil. Dur. Ali Bey merhaba. Ha, çıktı valla. Müge Hanım'dan geliyoruz da biz. Çocuklarınız sizi merak ediyor da şu anda. Çocuklarınız sizi merak ediyor, size ulaşamadık.
Kim? Aydan Hanım, çocuklarım. Aydan Hanım'a söyleyin. Ana komşulara sorayım. Annelerine, babalarına bir bardak su verdi mi ile? 8 avruya komşulara sor. Aşağı alabilir miyim sizi? Şöyle bir konuşsak, şöyle bir gelseniz. Şöyle bir gelin rica etsem. Şöyle bir gelin. Canınızdan endişe ediyor kızınız. Çocuklarınızı koruduğunuzu iddia ediyorlar. Bak, ben onlardan endişe ediyorum. Ben onlar benim hayati tehlikem var benim. Onlar beni öldürecekler, asacaklar, kesecekler. Aha komşulara şahit ya. Komşulara şahit. Trabzon'a gittiler. Trabzon'a çocukları gittiler, gelip evi bastı. Evi bastı buraları darmadağın etti. Çam çerçeve indirtti. Hemşeyman mı? Bu adam bu... Allah razı olsun Emine Deyze ile burayı yaptılar, bu tuğlalar bu evi ördüler. Annem. Onlar çocuktu daha. Bunlar mal peşinde mi şu anda? Babasının sağlığının peşinde miler? Mal peşinde. Siz şu an ne diyeceksiniz? Ölüm yeri varmış da, havaalanına yakılmış da, çok para ediyormuş da. Demek ki mal peşinde. Ama bu adam nikah duymuş. Bu benim çocukluk arkadaşım. Babamın anlattığı kadarıyla biliyor. Akıllıydım. Yarın mahkeme var. Yarın evet. Mahli kazanırken akıllıydım. Şimdi deli oldum değil mi? Mal vermedim karar. Deli oldum. Biz size bir şey söylemiyoruz. Biz sadece canınızdan endişe ettiği için buradayız. Tamam. Sadece bir hayati tehlikeniz var mı diye merak hayati ediyorum. Hayati tehlikem var ben. Onlardan çekiniyorum. Çocuklarınızdan mı? Çocuklarımdan çekiniyorum. Hayati tehlikem var. Ve yarın mahkemem vardı. Reddi miras yapacağımlar. Reddi miras yapacağımlar. Neler yaşadınız peki? Yani neden bu hale bak, geldiniz? 4 senede ana komşular. 4 senede burada duruyorum. 4 senede Dilber burada Hanım, duruyorum. Dilber Hanım eşiniz burada mı şu an? 4 senede burada duruyorum. Burada. 4 senede burada duruyorum. Beni ölüme terk etmişler. Analarını canlı canlı toprağa koydular. Beni de uğraşıyla canlı canlı toprağa koyayım. Ben teliyim. Bu arabadan Trabzon'a gittim geldim. 20. Bak bir gün gittim ve bir gün döndüm. Teliyim de nasıl araba kullandım ben? Bir çağırabilir misiniz? Eşinize de bir konuşalım. Bir görüşü yapalım. Konuşabilirsin. Ben konuşayım. Bir çağırın siz. Ben sesleniyorum. Bir şey söyleyeceğim. Eğer komşuları da davet ediyorsa bir odaya çıkın isterseniz. Biz hani ya da Dilber Hanım gelir. Dilber miydi işte? Birlikte evinize bir gidelim. Yukarı çıkalım Müge Hanım. İsterse ben istemesem. Tamam Müge Hanım söylüyor çünkü. Eğer bir endişeniz yoksa. Komşulara da bir mikrofon uzatalım mı? Bak sıkıntınızı paylaşın. Bir saniye bir durun. Bir dakika bir halın sessiniz bir dakika. Müge'cim bir dur dinle beni. Bir Ali Bey de beni duysun. Müge'cim dur bir sakin olun. Müge de mi duymuyor? Müge'cim. Şimdi bak bir komşu hanım da vardı. Ben onları da bir dinlemek istiyorum ne anlatıyorlar. Ama Ali Bey de beni bir duysun. Bir kulaklığının birini verir misin? Kulaklığının birini ver Ali abi. Müge Hanım hemen bağlayalım Ali Bey'i. Bağlayalım hemen Ali Bey'i. Sen ver bir tane kulaklığını. Şu anda hemen ver bir kulaklığını. Kulaklığım bir tane Müge Hanım. He, bir pardon. Tane şu anda benim. Tamam. Şunu bir takalım. Allah bunları... Bir açabilir miyiz? Çalıyormuş şu anda telefon. Ama babanın da durumu farklı. Baban da diyor ki yani beni çok rahatsız ediyorlar. Benim asıl hayati tehlikem hayır, yok. Hayır hiç kimse rahatsız etmiyor. Sizin yarın ne ben abimden var? Değil ben erkek kardeşimden sorumluyum. Siz yarın ne mahkemeniz var? Vasi davası açtım. Siz vasi davası evet, mı açtınız? Evet çünkü aklımda dengesinin yerinde olduğunu düşünmüyorum. Ben bu yola girdim çocuklarım ölsün insan demez değil mi? Allah belasını görelim. Versin ben bu yola gittim demez değil mi insan? Babam öyle söylüyor. Öyle söyleyince ben de kaç yıllık çocuklarını terk edip nasıl sen iki ayda tanıdığın kadına bu kadar tutuyorsun dedim. Aktarılan paralara var mesela kadın diyor ki ben aktarmadım. Ben aktarsam ben babanızı savcılığa götürmem. Babam zaten kadın evlenmeden önce bunu yapıyor. 7. ayda yapıyor. Babam bunu 2 ay sonra bağlandık mesajlarda mı? Fark ediyor. Anladım. Bağlandık mı arkadaşlar? Mükeciğim sen bir kulaklığını veriver. Ben bir Ali abiyle bir konuşayım bakayım. Görüm ekranı çalmıyor. Mükeciğim sen ver. Mükeciğim canım. Sen ver bir kulaklığını. Heh, Ali abi günaydın nasılsınız? Duyuyor sizi şu an Müge Hanım. Günaydın. Anlat. Alo. Musunuz? Duyuyorum. Tamam size söylüyor. Ali abi günaydın nasılsınız? Teşekkür ederim. Vallahi çocuklarınız sizin hayatınızdan endişe ettikleri için programa başvurdular ama ben sizi gayet iyi gördüm. Ben onlardan korkuyorum. Ben onlardan deli. Benim hayati tehlikem var. Yarın mahkemem var. Reddi miras yapacağımları. İnşallah. Onlar da diyorlar ki babamız yarın böyle bir şey... Yarın onları reddi miras yapacağım yani. Babamız öyle bir şey yapmazdı. Hı. Bu kadın aklına girdi. Yoksa çocuklarına kıyamazdı diyorlar. Tabii ben çocukluydum da. Hande babası öyle bir şey yapmazdı. 4 senedir beni buraya elime terk ettiler. Aradı mı beni?
Kedi baktı mı ile? Yalandan oraya konuşuyor, anlatıyor. Ben babamı bakaydım. Nasıl baktı babasını? Nasıl baktı babasını? Her hafta sonu gidiyordum ben ya da erkek kardeşim gidiyordu. Diğer kız kardeşlerim gitmiyordu. Annemin cenazesi boğmanları kovmuştu. Kalıcı değildiler. Ben değerliydim yalan, birden ben kötü oldum. İşi yalan kendileri video bile çekmiş oraya. Video çekilmiş buraya bana $200. Baba senin kalbin temiz kıbleye dönüp namaz kılıyorsun ya. O da suç. O da bana, suçtur. O da... Baba sen kıbleye dönüp namaz kılıyorsun ya. Kalbin temiz olması yalan söylemen gerekiyor değil mi? Ali ben Bey baba, o zaman şöyle Ali Bey değilim. Bana niye araştır? Bana bu kadını niye araştır dedin? Eşyalarıyla gelmiş araştırmayalım dedim. Sen Yücel'le görüştün. Benim imam nikahlı karım dedi. Sonradan araştırdın. Sen nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Milletin imam nikahlı karısını nasıl alabiliyorsun? Nasıl alabiliyorsun millet? Benim imam nikahlı karım diyor. Beni niye soktun? O yalanlar orada sen nasıl? Baba sen evlendin beni niye soktun? Senin banka hesaplarını ben bilmem. Kim boşalttı? Kim boşalttı banka hesaplarını? Neden Özbekistan soyadlı? Neden Özbekistan soyadlı baba? Çıkacak mı? Çıkacak meydana bakalım kim boşalttılar. Merak etme. Baba sen Özbekistan soyadlı görüyor musun? Senin telefonun kimin? Benden, da? Senin telefonun kimin elinde? Kimin elinde senin telefonun? Benim telefonum baba, senin elindeydi. Her şifremi de sen biliyordun, her şeyini sen biliyordun. Kıbleye dönüyorsun, namaz kılıyorsun. Neyse yattığın kadın adı Sümeyye değil, karıştırmıyorum abicim. Konuyu karıştırmıyorum Dilber. Dilber. O konu ayrı, o konu ayrı. Kadının adı Dilber baba. Ya sen hiç kıbleye dönmeyesin değil mi? Ben namaz kılıyorum demiyorum. Bana sen bak bırakmıyorsun ki. Kıbleleri karıştırmıyoruz, o konuyu kapadık. Allah'la bizim aramızda olan şeyleri hiç konu etmiyoruz. Hayır, yalan söylememesi açısından diyorum. Ali abi bir şey söyleyeceğim. Sen bu Dilber Hanım'dan memnun musun? Madem... Ben memnunum oradan. Biz memnun değiliz. Seni bizden kaçırdı. Hepimizi sana kötüledi. Sen bu kadar çocuklarını atan bir insan değilsin. Sen var ya seni Allah inşallah ablan gibi yapar. İnşallah aynı ablan gibi yapar seni. Ablanı yedişesin inşallah. Ama öyle bir şey söylemeyin ama lütfen. Bak o zaman işte böyle düşünmek baba, de haklı. Baba o zaman sen de annem gibi olursun. Öyle işte kendi... Sen de annem gibi olursun o zaman. Bak sen açık kalp ameliyatı oldun. Tamam, sana heyecan tamam, yasak. Tamam. Baba diye bir şey yok. Yanındaki senin Dilber Hanım'a söyler misin? Silivri'deki adamı nasıl öldürmüş? Bir sor. İmam nikahlı kocası Silivri'de. O nasıl ölmüş? Öldürmüş demeyelim de ölmüş buradaki diye. Buradaki İhsan Çullu'yu nasıl ayrılmış? Sen soracaksın. Nasıl ayrılmış? Baba bize mail... Sen soracaksın öne baba alsın. Biz mail olarak isterken senden her ay altın bilezik istedi. Hani bizi çağıracaktı. Hani imam nikahı yapılırken biz sen 25 yaşındaki bir çocuğa imam nikahını kıydırdın bizden gizli. Trabzon'a gittin. Dilber Hanım, Dilber Hanım kaç yaşında? Dur canım. Dilber Hanım kaç yaşında? 57 yaşında. 57 o da 73. Aslında yani fena da değil yani 73 yaşındaki bir insan. Kadın diyor ki buna kocam demiyor. Dede diyor. Dede diyor? Baba dede. Dilber Hanım, sen dedi daha sonra koca nasıl diyeceksin? Sizde de bir tanışsak. Ya çağır konuş onunla ya Allah aşkına. Mügeciğim bir çağır. Hayret bir şey ya. Ya bunlar şaşır. Bunlar şaşırmış bunlar. Mi? Allah korkusu yok bunlara. Şaşırmış baba, bunlar. Baba sen neden Murat'ı uzaklaştırma burada komşularım alıyorsun? Var komşularıma sorun. Baba sen neden Murat'ı uzaklaştırma komşularıma alıyorsun? Komşularıma sorun burada komşularıma. Baba sen neden Murat'ı uzaklaştırma abi, alıyorsun? Murat ne yaptı sana? Murat hayat ne yaptı? Hayat bu indi. Şimdi Yücel Bey de... Dilber Hanım'ın eski beraber yaşadığı kişi Yücel Bey günaydın. Günaydın efendim. Galiba sizin anlattıklarınız biraz Ali Bey'in çocuklarını alevlendirmiş. Evet. Hemen anlatayım ben Ali Bey. Tabii o karıştırıcı işi. Ali Bey bak Ali Bey şu anda benim sesimi duyuyorsa dinlesin. Duyuyor. Ben eski bu bayanla yaşadığım zamanı ben işe giderken ben de gizli imam nikahlıyken gidiyor Ali Bey'le görüşüyor. Bak. Benden habersiz, Maya Çarşafı bir bayansa, dürüst bayansa benden habersiz gidip gelişiyor. Ve ikincisi, ben Ali Bey bu evi taşırken, kaçırırken benim ev sahiplerim hepsi şahittir. Videoya çekilmiş. Ben cezaevine girdim, eski eşim parmağını kırdım. Ben 23 gün cezaevinde kaldım. Ben cezaevine çıktım, evi kaçırıyor. Ben o anda polise şikayet ettiler, ben polise gittim, geldim evi götürmüşler. Ve bu adam zenginse, bak bu adam zenginse... Bu adam çok iyiyse benim eşyamı niye götürüyor? Evet. Niye benim eşyamı götürüyor? Bıraksın gitsin o zaman.
O bilmiyordur ki neyin olduğunu. Niye? Biz evine gittik, biliyorduk. Hayır, bilmiyordur ki. Ali Bey, siz biliyor muydunuz taşıdığınız eşyaların Yücel Bey'le oturduğu eve ait olduğunu? Hayır. Bence bilmiyordu ya. Oturuyorum, tek atıyorum. O Yücel Bey eşyayı yüklerken ama yanınaydı. Tavandan avizeleri bile Yücel Bey soktu. Ne oldu? Hayır. Orada bir yanlışlık var. Boyanın kendisi ağzından bana söyledi. Hayır. Yücel Bey diyor ki bizim diyor beraber yaşadığımız evi diyor taşıdı diyor Ali Bey diyor. Neden o zaman madem zengindi de benim eşyalarımı aldı diyor. Hayır. O evine sorarsınız. Eşyanın sahibi kimdir şimdi ona sorarsınız. Mahkemeye verdi. Bakalım ne kazanacak ne alacak. Bakalım ne görecek, nasıl şey edecek. Peki siz biliyor muydunuz Dilber Hanım'la tanıştığında onun başka biriyle beraber olduğunu, cezaevinde olduğunu, beraber olduğu kişinin de? Biliyordu. Adam çağırdı, ben de yanındaydım. Hayır. Baba biliyordun. Hayır. Fatih Camii'ne gittik beraber. Evet. Adamla görüştük. Adam benim iman nikahlı karım deyince sen bir geri çekildin, hiç dokunmadım dedin kadına. Daha nikahımız bile yok, hiç dokunmadım dedin. Sen dedin, ben yanındaydım. Sen bir yalan makinesi olmuşsun. Allah senin yolunu açacaksın. Allah'ın selameti başına olsun. Olmasın baba. Biz Fatih'te bütün gün beraberdik. Akşama kadar hatta yemek yedik. Sen dedin ki ben bu kadın beni öldürür. Ben ölürsem benim cesedime otopsi yaptırın diye sen dedin. Fatih'te oturduk. Edirne kapıda görüştük. Yalan kur. Elinden bir şey yemeyeceğim dedin. Hatta oradaki evi tamir eden adamla tabakları değiştiriyordun görmeden. Ona koymaz bana koyar diye tabakları gizli değiştirdim dedin. Sen kendini anlattın. Sen kendini anlattın. Bir dakika. Ben hastaneden ben seni buraya gönderdim. Paramı almak için, kimliklerimi almak için. Evet aldım sana getirdim. Beni gönderdin. Sen hastanedeydin. Ne dedin? Ya... Dedin ki orada para var dedin. Kebelmedi de kurtarmadık orada. Kebelmedi de kurtarmadık oradan. Ben mi dedim? Ne dedin ya? Şahit var. Baba oraya, ben eve gittim. Olan şahit var oraya. Patanaya yapan cacık. Baba şimdi ben Bey, eve... Hayır yalan söylüyorsun. Ali Beyciğim. Baba ona da Dilber Hanım geliyor kaldı mu? Ben Dilber Hanım'ı da merak ettim açıkçası. Yani şimdi Dilber Hanım'ı sizi biraz... Yani söylemeye de... Dilim de varmıyor. Sizi biraz kandırdığını söylüyor kızınız. Diyor babam ki, baba, da söylüyor, ayaklarımı babam diyor, 18 bir şey bırakacağım. O 18 yaşında gibi hissettiriyor. O kızım anda, bir dakika beni de dinleyin. Eğer dinleyeceksen konuşayım, dinlemeyeceksen konuşmayayım da. Dinliyorum. Niye dinlemiyorsun? Madem bu Aydan Hanım o kadar çok efendi, çok şeydi. Annesini, babasını kaç sefer geldi bahçe, kaç bardak su verdiler ha, ne kadar? 7 tane çocuğun anasına pakıcı tuttum, ablasına pakıcı tuttum. Madem bu temiz bir insandır ya bunlar, neden bu 7 tane çocuğun anasına ben 2 tane pakıcı tuttum? Baba biz çalışıyoruz, herkesin evi ayrı. Benim bakmakla olduğum 2 tane çocuğum var. Çalışıyorsun değil mi? Evet çalışıyorum ama baba hakemi cumartesi, pazar biz Allah Murat... Allah çalışmaktan kurtarmaz. Amin. Babacığım cumartesi ve pazar Murat'la ben yanına geliyorduk. Diğer kız kardeşlerim yanına gelmiyordu. Bu arada Dilber Hanım benle kötü olunca şimdi aranız iyi oldu. Her gün geliyorlar haberini alıyorum ben. Hani onlar kötüydü? Hani onlar hiç istemiyordun? Annemin mezarına onları sokmadın. Şimdi iyi mi oldular? Evet aynen böyle. Geçtim ben o tarafa. Hadi Ali Bey yanına sen geçelim. Bak. Kulaklarını duyun. Şöyle değiştirebilir mi? Aleyküm selam. Şöyle kulaklarınızı değiştirelim. Şunu bir takın. Dilber Hanım siz de şunu takın lütfen rica edeceğim. Benim adım Sümeyye. Tamam Sümeyye Hanım. Senin adın Dilber. Şunu bir takın. Yani sonra Sümeyye. Şunu bir takın Müge Hanım'a bir duyun. Şunu bir takın. Sim değiştirmiş isim. Hadi Sim değiştirmiş. Adı Sümeyye mi, Dilber mi? Adı Dilber. Özbekistan'da tutuklanmış. Diğer babamdan önceki kocası benim karım diyerek bunu geri almış. Oradan döndükten sonra soyadını, adını Sümeyye olarak değiştiriyor ve kocasının soyadıyla devam ediyor. Çullu diye. Daha sonra babamla ilinirken ben bu soyattan kurtulmam lazım. Benim sağlık sorunlarım var diyor. Hemen imam nikah, resmi nikahı amcam var benim Trabzon'da. Onun yanına gidiyorlar. Resmi nikahı orada yapıyorlar. Bizim haberimiz olmuyor. Yani babam 73 yaşında bizden gizli hem imam nikah hem de resmi nikah yapıyor bu bayana. Sümeyye Hanım günaydın. Size diyor günaydın dedim. Duyuyor musunuz? Günaydın. Evet. Sizin adınız Dilber mi Sümeyye mi? Yüzümü açayım da şimdi niye yüzünü kapatıyor demezsin. Aynen öyle. Tamam. İsminiz Dilber mi Sümeyye mi? Sümeyye Ersin. Kimliğiniz de Sümeyye mi? Evet.
Sümeyye'ymiş adı. Sonra Aydın da, yani İstanbul şey, İstanbul'a geldikten sonra orada tutuklandığı için adını yalan değiştiriyor. Makinesi, yalan. Tamamıyla değiştiriyor. Ondan koca diye uyuşturmuş. Hala da devam ediyor. Benim Özbekistanlı ilk doğuma büyümem Dilber. Dilber. Sonra Sümeyye Ersin oldum. Bakın babam da yeni Çullu'da, öğreniyor. Çullu'daydım. Evet. Bununla evlendiğimde Sümeyye Ersin oldum. Bununla. Anladım. Ben bir reklama gireyim aslında. Müge de orayı biraz bir düzelsin. Belki eve de bizi misafir etmek isteyebilirler. Sümeyye Hanımcığım, yani siz de o zaman ne yaşadığınızı bir anlatırsanız, çocukların da bir tepkisi var. Aslında eve yeni biri geldiğinde daha büyük bir aile olunur. Daha kalabalıklaşır değil öyle mi? Öyle düşünüyorum. Masalar dolar taşar çocuklarla. Ben öyle isterim, evet, öyle hayal evet, ederim biz ama de öyle sizde niye böyle oldu? Siz de anlatırsanız çok sevinirim. Bir ara verelim. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Evet, bizi de yukarıya misafir etti Ali abi, eşi Sümeyye Hanım'la beraber. Müge'cim tekrar sendeyiz, müsaitseniz. Evet. Müsaitiz Müge Hanım. İki komşusu da bizimle beraber şu anda Ali Bey'in. Hı. Yanımdalar Habib Bey ve Hakan Bey de. Onlar da şahit oldukları şeyde anlatmak istiyorlar. Buyurun. Günaydın. Müge abla, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın. Günaydın. Müge abla, Ali Rıza dayının sağlığı gayet yerinde. Komşusu olarak Ardı Göylüsüyüm ben. Çocukluğum geçti burada yanlarında. Gayet iyi, sağlıklı durumda ve kendi fikirlerini verebilecek bir durumda. Aydın'la de beraber büyüdük hemen hemen burada. Onlar da çocuktu benim gibi. Ali Rıza dayı bu evi Yığma Tuğla'dan kendi elleriyle, Emine teyzeyle yaptı. Allah rahmet etsin. Evet. Ağaçları diktiler, burayı bu hale götürdüler yıllardır. Tamam, şimdi peki Aydın malın beşine mi düşmüş? Peki mesela Aydın'ın da o zaman o annesiyle beraber ağaçlar dikilen evden pay sahibi olmak istemesi, hak sahibi olmak istemesi normal değil mi o zaman? Hakkı var canım, ona hı, bir şey diyeceğim yok. O kanunen zaten hakkıdır Müge abla. Hı hı. O zaman? Ben mal mi dağıttım da ona mal vermedim? Ben mal mi dağıttım da ona mal vermedim? Kime mal verdin? Kime ne verdin? Zaten biz kime istemedik ki ama o sen başka birini getirdin. 4,5 milyon para ödedim. Noter'de şey verdi, emekli maaşından başka bir şey almayacak olduğuna dair imza vermiş. Ne öyle için aldık biz bunu? Sümeyye Hanım mı verdi? Sümeyye verdi. Niye aldık biz bunu imzayı? Ne imzası verdiniz? Çünkü çocuklar, 6 tane çocuğu varmış bunu. Dedi, 7 tane. Miras dağıtacağım dedi. Tamam dedi. Ondan önce, resmi nikahtan önce dedi, resmi nikahtan önce gideceğiz notere. Hiçbir şey almayacağım diye bana şey vereceksin dedi. Sadece maaşım sana kalacak. Ali Bey mi dedi? Bir de ha, ev, bir de ev. Sonra tamam dedim, gittim. Gittik beraber nikahtan önce. Ben de nikah istemiyordum. Bu olaylar bitsin. Zaten kaç senedir bununla mal paylaşmasını konuşuyorlarmış. Kaç senedir. Ben dedim ki bu malların bana yansıtma dedim. Git çocuklarına şimdiden dağıt, sonra nikah yap dedim. Aydın Hanım evde al istediğinizi iddia ediyor. Evet, babam ne, ev aldım. Ev, üstünüze ev istediğinizi de iddia ediyorlar. Ya, yok yani, yok 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 yok. Yok hiçbir şey, öyle bir şey olmaz. Bu dedi ki çocuklar ya. Bu da bir beni bakacak, kaç sene yaşayacağım, 10 sene mi 15 sene mi ölmezsem bunun da hakkı var dedi. O kadar, başka bir şey yok. Hayır, peki o zaman böyle şu anda yalan söylüyorlar. Babam dedi zaten ki Aydın Hanım'ı bir kere benim evime gitti gördü. Ondan sonra evet, burada iyi konuştu. Aydan da bana hiç kavga mavga hiçbir şey olmadı ortamızda. Geldi buraya, böyle böyle durumlar varmış dedi. Yalnız ben evet, şimdi bir şey soracağım size. Siz mal bölüşümü imzası mı attınız yoksa mirastan feragat imzası mı attınız? İkisi farklı bir şey. Duymuyorum ben. Hiçbir şey hiçbir şey yok. Hiçbir mal almayacağını diyor, hepsi içerisine girer. Hiçbir
maaşından başka bir şey almayacağıma göre hepsi bunun içine girer. Yok Ali abicim, mirastan feragat işte. Başka bir şey. Mirastan feragat için sizin gidip sağlık raporu almanız lazım. İki tane şahitle. Onun da gidip sağlık raporu... Sağlık raporunu ben almışım. Sağlık raporu vardır hep de... Randevunda almışım. Randevunda da gidiyorum. Yarın da mahkemem vardı. Mahkeme kararıyla sağlık raporunu alacağım. Onda da randevu almışım. Anladım. Yok, ben başka bir şey soruyorum Ali abicim. Şimdi mirastan feragat başka bir şey. Mirastan feragat için belki siz karşılığı olarak işte benim zaten emekli maaşımı alır ya da şu evi alabilir dersiniz. Ama yanınızda iki şahit olması lazım. Her ikinizin de sağlık raporu almasınız lazım. Noterde bunun matbu kağıdı var, imzalamanız lazım. Şimdi onun yaptığı ben bir şey istemiyorum anlaşması yarın bir gün mahkemede geçerli olmaz eğer benim dediğim gibi değilse. Yani siz mirastan... O iki tane şahit var oraya. Şahitler... He var. Mirastan feragat da alıyor. Şahitler mevcut. Mirastan feragat etmiyor. Zaten resmi nikahta 25 şey alıyor. Müge Hanım. Hayır. Olmuyor. Efendim buyurun. Müge Hanım. Buyurun. Müge Hanım bak. Bak. Ben yaşa 60'den beri İstanbul'dayım. 10 yaşında İstanbul'a geldim. Ben hayatta mücadele yapmışım. Ben çeşitli şeylerle karşılaşmışım. Ben inşaatçıyım. İnşaat üzerine her türlü şeyi biliyorum. Ben yanlış yapmam. Bilerek yanlış yapmam. Yok, yanlış yapmazsınız. Ben size hukuken söylüyorum. Adem, ben de hukuken, ben de hukukçuyum. Ben de hukukçuyum. Tamam, Sümeyye, her türlü şeyi Sümeyye ben Hanım da yani aldı mı? Kişiyim. Sümeyye Hanım da almış mıydı o zaman akıl sağlığı yerinde raporu, yani sağlıklıyım raporu? Devlet hastanesinden, heyetten. Benden istedili, ondan istemedili. Heh, işte benim dediğimde her ikinizden de isteniyor. Çünkü bak ben o yüzden söylüyorum. Bir şey imzaladınız da ne imzaladığınızı bilin. E yanınızdaysa gösterin. O zaman çocuklarla da bir problem kalmayacak ki. Yok, tatlıya bağlayalım. Yok, yanımızdaysa... Yok, atarız fotokopisi. Fotokopisini atarız. Tamam, e tatlıya bağlayın Ali abi. Senin de bak kaç tane çocuğun var. Kötü fotoğraf çizgi. Kötü fotoğraf. Tamam şimdi şey, onun da kötü şeyi de anlaşmaya da kötü orada. Geçin. O anlaşma yazık, o kağıt da kötü, bunlar okusun. Çok farklı şeyler okusun arkadaşlar ne? Yani yeri gelmişken söyleyeyim. Mirastan feragat başka bir şey, mal ayrımı başka bir şey. Ben bir şey istemiyorum diye noterden atsa bile mirastan feragat olmadığı zaman o başka bir şey. Yani bunu bilerek davranın diye söylüyorum. Ali Bey bak ama Ali, baban da almışken sizi güvenceye işte. Hayır onu şeye söylüyor. Hani evlenirken rapor alınıyor ya, sağlık raporu. Ona hayır canım, notere olarak gittik diyor. Ne yazıyor? Ama noter... Çek gönder mi canım? Ben avukatıma da danıştım. Yani o kağıdın tamamen bir şey ifade etmiyor. Resmi evlendiği zaman %25'ine sahip olmuyor mu? Mirastan feragat noterde oluyor. Arkadaşlar ama bak şimdi bir şey söylüyorum. İtiraz etmeyin. Eğer mirastan feragat ettiyse zaten sizin bir kaybınız yok ki. Bizim bundan haberimiz yok. E tamam bak öğreniyorsunuz işte, ne konuşuyorsunuz? Onların bir kaybı yok. Onların akıl kaybı var. Akıl kaybı var onların. Onların akıl kaybı var. Onlar bak fabrikaya yatmaları lazım. Yok, bu mal ayrılığı sözleşmesi. Onlar benim dediğim. Fabrikaya yatmaları lazım. Oku. Hayır, bu mal ayrılığı sözleşmesi. Ali abicim, bu sizin mal ayrılığı sözleşmenizi. Ya biz ne ayıracağız? Mal ayıracağız da biz kendimi mi ayıracağım ben? Hayır bak, dinlemiyorsunuz ki beni ama. Mal ayrılığı sözleşmesi sizin bundan sonra edineceğiniz malın %50'si benim eşimin üzerine olmayacak demek. Bundan sonra edineceğiniz mala tamam. Bundan sonra değil, önceki. Bundan sonra edineceğiniz mala tamam, ortak olabilir. Hayır, bu babam... tam tersini imzalamışsınız. Bundan sonra edineceğiniz mala eşiniz Sümeyye Hanım ortak değil. Bundan benim sonra dediğim mirastan feragat. Siz mal ayrılığı sözleşmesi yapmışsınız. Bu eskiden aslında evlenirken nikah dairesinde bir kutucuk imzalatıyordu. O zaman da oluyordu. Şimdi devlet bunu notere bağladı. Siz diyelim ki yarın bir ev aldınız. Normal şartlarda bunu imzalamasaydınız evinizin yarısı Sümeyye Hanım'ın üzerine olacaktı. Siz bunu engellemişsiniz. Evet, fakat imzalamanız gereken sizin şu anda mirastan feragat. Mirastan feragat etmezseniz tabii ki maaşınızı da alır. Malınızın %25'ini de alır. Çocuklar da buna itiraz ediyorlar. O zaman bugün gidersiniz notere, mirastan feragat sözleşmesi imzalarsınız. O çocuklar bana kaç para kazandı verdiler. Ama o ne fark eder ki? Müge Hanım. Efendim. Müge Hanım. Efendim. O çocuklara sorar mısın? O Aydın dediğin kişi var ya, ben 13 yaşına kocaya kaçtı, evli adama kaçtı, iki tane çocuk götürdü. Baba ben liseyi bitirdim. Baba ben liseyi bitirdim. Şimdi beni tehdit ediyor çocuklar. Ben liseyi bitirdim baba. Hangi 13? Ben liseyi bitirdim.
Hayır, şöyle bir şey var. Şimdi nereye bak gittin? Kim baba kimler sen gittin? Bana gittin? Bu kadına kadar yanındaki kadına bakar mısın? Nişanlayacaksın kardeşim, nişanlayacaksın. Baba ben nişan atmıştım zaten. Sen yanındakine bakar mısın? Nişanlayacaksın kardeşim gitti. Tamam ama sizin yanınızdaki adam da diyor ki benimle evliyken sana kaçtı diyor. İmam nikahlıydı. Yani görüştün. Benimle imam nikahlı evliyken size kaçtığını iddia ediyor. Benimle evliyeceksin. Ben dedim ona yani. Sizin biriyle dini nikahlı evli olduğunu söylüyorlar. Ben dedim ki resmiyetini göster bakayım. Nasıl seninle evliydi? Resmiyetim yoktu. Nasıl evli oluyor daha seninle? Babacığım sen nasıl resmiyet yatmadan direkt dini nikah yaptın? O kadın 5 yıldır onunla beraberdi. Adam bilerek yapmadı çünkü malımı istiyor dedi. Tamam. Sümeyye de şart koştu. Evini sat öyle resmi tamam. Nikah beş yapalım dedi. 5 Nedir siz yok, anlatın. Yok, nedir yok. Anlatın siz anlatın. 5 yıl yok, imam nikahlı yaşadı. Hepsi Müge Hanım. Sümeyye Hanım ben İhsan Bey'i de buldum. Yani. Yok İhsan Bey'le de konuştum. Hep aynı anda konuşmadım. Yücel Bey'le yok muydu sizin beraberliğiniz? Bakın Müge Hanım beraberliğimiz vardı. 2019'unda evlendi geldi benim yanıma. Bizim bütün akrabalarımızı topladı. Nikahımız oldu. Dini nikahı oldu. 2 günden sonra eve taşıyacağım dedi. Tamam hanımefendi bakın. Sonra çıktı gitti. Ama bakın hanımefendi ama bakın şimdi siz burada biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Ben sizin de memleketinizde nedir kanunlar bilmiyorum. Burada resmi nikah önemlidir. Ama siz eğer biriyle ben bunun bak topladı herkese evlendik diyorsanız o zaman bir kadın da aynı anda nasıl 2 tane adama dini nikah yapacak? Şimdi o kurala uyuyorsanız o zaman o kurala da uymak gerekir. Şimdi bir kadının ondan daha boşanmadan. Evet. Yani bunun da kuralı yok mu kardeşim? Onun boş ol falan demesi gerekmiyor mu? Evet. Bunu evet. Dedikten sonra bir iddet müddeti de vardır. Ondan sonra gidersiniz kıyarsınız. Adam diyor onu ki. Onu biliyor. Tamam ben cezaevine girdim. Kadın Ali'ye kaçmış diyor. Şimdi inanıyorsanız o zaman her şeyine inanacaksınız. Yani canımızın istediği gibi. Hayır, bir yerden bir yerden giremeyiz. Zaten babamın evinde kaldı. 3 ay geçmesini bekledi imam nikahı üstün diye. Bize söylemedi ama dedi ki ben seninle tanıştım ama 3 ay bekleyeceksin dedi. Babam dedi niye bekliyorum? Bizim Özbekistanlılar beklerler dedi. Ben de yengeme sordum. Böyle 3 ay bir bekleme süresi var mı? Hayır yok dedi. Sonradan öğrendiğim kadarıyla imam nikahının düşmesi için 3 ay beklemek resmi gerekiyormuş. Resmi nikaha göre iddet müddetini söylüyorum ama yani ben bilmiyorum hani imam nikahındaki iddet müddeti nedir. Ama olmaz yani adam seni boşamadan kendi kendine ben boşuyorum oluyor mu? Ya, ne bileyim ben. Şey aldınız mı? Beni olmuyor. Boşamadı. Tamam seni boşamadı. Sen nasıl o zaman gittin bu adama nikah kıydı? 3 ay görmeyince düşüyor mu kendiliğinden öyle bir şey de. Ama 25 gün görmedi. 25 gün adama kıydı. Efendim? Ya konuşuyor ya Müge'm. Yücel Bey de konuşuyor. Beni de dinler misiniz? Dinliyorum. Bakın 2019'unda adam geldi mi? Evlendim benimle. 3 gün içinde dini nikahtan sonra resmi nikah yapacağım dedi. Meğer onun karısı varmış. Karısını gittik konuştuk. Ondan sonra o adam Karslı. Kars'a gitti. Kars'ta 6 ay kaldı. Dedi ki ben yapamam gelmeyeceğim dedi. O gidiş o gidiş. Ondan sonra 2020'sinde bir geldi. Yalvardı. Benim karım eve koymuyor. Yardım et bana yardım et. Kalp krizi geçireceğim. Doğdum kızımı doğdum. Mahkeme alayım. Öleyim, öleyim dedi. Ne kadar tutarsız. Yücel Bey öyle mi? Yalvardı ya, benim orada, evime sıkıntı. Şimdi, sıkıntı geldi o adam. Bak ben sana gerçek ben net söyleyeyim. Allah için konuşuyorum ben. Onun yanındaki şimdi bak bir kişi sen Allah için konuşamazsın oradan, çünkü sen yalancısın. Bir saniye dinlemişsin. Ben seni dinliyorsam sen beni dinlemek zorundasın. Sen bak, konuşma hakkın sen, da yok çünkü sen herkesi yalana giriyorsun. Yücel ben senin memuranı aldın, Zülfiyan'ı aldın o dönemde. Abi dinler misin? Ben seni dinliyorsam beni dinle. Ben seni dinliyorum. Sen yalan söylüyorsun. Ben gittim pandemide annen hastaydı. Biz seninle bir kere geldik anneme bakacaktın. Sen beni kandırdın. 3 gün içinde bana nikah yaptın. Bir. İkincisi ben Kars'a gittim. Annem hastaydı. Nasıl kandırılıyorsunuz siz de ben de onu anlamıyorum. Müge Hanım. Nasıl kandırılıyorsunuz abicim siz de yani 5 yaşında çocuk. Müge Hanım dinler misin? Bak ben izah edeyim hanımı. Onlar kandırılmıyor Müge Hanım. Ben kandırıldım. Müge Hanım. Ben gittim Kars'a annemi ziyaret ederken pandemide yollar kapandı. Uçaklar biletim elimdeydi. Bak araştırabilirsin bunu. Gelemedim. 3 ay kadın geldim. Geldim havaalanına Sabiha Gökçe indim. Sabiha Gökçe İbrahim bunun damatı dedi anam. İbrahim'le beraber geldi. Ben havaalanına aldılar. Ben kalbimizi geçiriyorum. Ben eşim almıyor. Öyle bir şey de yok. Tamam oraları benim yalan. İçin çok uzun. Ben orası siz evli misiniz bir de resmi nikahlı? Ya hayır. Evet.
Resmi nikahlı karınız da mı var sizin? Tabii ki, bu benim ikinci eşimdi. İmam nikahı eşimdi. Tamam, o zaman hiç sen çekil hayat, çekil aradan yani. Sen aradan çekil. Sen o zaman hiç karışma kardeşim. Ama yani gerçekten ben artık sizi anlayamıyorum yani. Şimdi hem orada bir tane karım var, bir de utanmadan bu kadın için bağlanıp sağa solu mu arıyorsun sen? Ya sen git kendi karına sahip çık ya. Ama biz bütün ya bilgileri kadının yok öyle boşanma aşaması falan arkadaşlar abi. Bak siz bunları, bak siz bu olayları böyle. Sen de, bak Kadir'e de diyor ki boşanma aşaması. Yok kardeşim öyle bir şey. Tamam, evlilik yükümlülüğü denen bir şey var. Tamam, evlilikte de sadakat yükümlülüğü denen bir şey var. Kadın da alsın işte bu görüntülerle, adamdan da ne varsa maddi manevi tazminat davası falan açsın. O benim o hanımım, bu benim bu hanımım. Yok öyle o hanımım bu hanımım ya. Ama bunları biz konuşarak doğallaştırıyoruz gibime geliyor. Ben buna sinirleniyorum. Böyle bir şey doğal kabul edemeyiz. Bunları sıradanlaştıramayız. Ama hayır, boşandığını söylüyor zaten, uzaklaştırma almış eşi de onun hakkında. Uzaklaştırın. Bak o arkadaşlar zaman... niye kanuni terimleri karıştırıyorsunuz? Uzaklaştırma ayrı, boşanma ayrı, o ayrı, bu ayrı. Biliyorsunuz hepiniz bunu. Bilmiyorsanız da okuyun. Yok, biz biraz internetten vesaire girdiğiniz zaman bunlara bakın. Yani her yerde bunlarla ilgili açıklamalar da var. Ben Ali Beyciğim size bir şey söyleyeceğim. Ali Bey, sinirlenmeden sen bana cevap ver. Ben bir Ali Bey'i göreyim. Ali Bey bakın, sizin bu imzaladığınız şey, ben bir Ali Bey'in göreyim yüzünü. Belli ki siz de aslında kandırılmak, dolandırılmak, yaşınızdan istifade edilsin istememişsiniz. Ve gitmişsiniz mal ayrılığı sözleşmesi imzalamışsınız. Şimdi mal ayrılığı sözleşmesi mirastan sizin yanınızdaki hanımefendiyi hakkını almasını engellemiyor. Sizin eğer böyle bir niyetiniz varsa çoluğumun çocuğumun hakkını ne kadar yanımda kalacağı belli olmayan bir kadınla paylaştırmayayım diyorsanız notere gider, bunun imzasını atarsınız, çocuklarınıza da sulh edersiniz. Bu doğru bir mantık olmaz mı? Şimdi bak şimdi Müce Hanım, ben çocuklarımı hiçbir zaman mahsus etmiyorum. Ama kendileri istiyor. Kendileri ne isterse ben onların istediklerini yerine getireceğim. İnsan gibi kesildi, malini de alıyor, her şeyin. Çoluğu benim masaya yumruk vuruyla bana, balkona video çekiyle, ben bilmeden gizli video çekiyle. Çok yanlış bunlar. Yani bu suç değil mi? Yok, bakın, yanlış. Hayır, kimse kimseye yalasını da çekemez. Gizli video bir de değil ki. Orada da haklısınız. Baba yalan söyleyeceğini biliyorduk. Masaya yumruk vurmayı bile söyleyeceğim. Orada. Yani bence beraber olduğunuz eşinize oturacağınız bir evi gene o mirastan feragatte takdim etseniz, diğerlerini de çocuklarınıza siz Allah gecinden versin vefat ettikten sonra kalsa daha doğru değil mi? Nasıl vefat ettikten sonra? Hayır, siz vefat ettikten sonra çocuklarınıza kalır malınız. Onu anlamadım ben. Diyorum ki siz vefat ettikten sonra çocuğunuza kalır. Bunu ne diyor? Ya bu kadın ne olacak? Hayır, onu yapmaz. O zaman öyle olmuyor. 6 tane daireniz mi var mesela? Atıyorum 2 tanesi onun olacak ya. Ben 6 diyorum, tane daireyi Aydın yapma diyor. Onları ben yemedim, içmedim. Ben eski elbise aldım, onlara yaptım. Aydın yapma diyor onları. Babacığım, tamam, ben liseye giderken... Tamam, Sümeyye Hanım'a ben... Sümeyye Hanım'a mı veriyorumlar ben? Ama... Sümeyye Hanım'a daire mi verdim, mal mı verdim, araba mı verdim? Sümeyye Hanım da bu yüzden diyor da size, böyle bir şey yapsanız herkesin içi rahat etse nasıl olur diyor. Biz söyledik zaten. Ya ben, insan olsa ne yapayım? Mahkeme de kalmayacak. Başarımları onlara vermem. Yok bak, o zaman bu mahkeme davası da kalmayacak. Siz de üzülmeyeceksiniz. Siz mirastan feragat ettirseniz sizin mahkeme davanız da kalmayacak. Babanız da kardeşiniz. Öyle bir şey yok, ben... vermiyor. Biz söyledik. Dedik ki herkesin mirasını böl. Sende kalsın. Müce Hanım. Efendim. Müce Hanım beni biraz dinler misin? Dinliyorum. Beni biraz dinler misin? Bunların kayesi... Bunların kayesi bu kadın değil. Bunların kayesi annelerini sapsağlam eldirdiler, bakmadiler, bir bardak su annelerine vermediler. Baba annem hastalıktan öldü. 7 tane çocuğun anasına bakıcı tuttum, ablasına bakıcı tuttum. Bakıcı tuttumlara. Bunların kayesi mal davası. Ben akıl noksanıyım, akıldan noksanım. Ben şükürün ise var mı böyle bir akıl noksanlığı var mı benden? Ne tahmin ediyorsun, sen bu işlerin uzmanısın. Estağfurullah, görünüşte yok. Tabii ki ben doktor değilim. Ben de öyle bir böyle bir tip var mı? Baba sen bu yaştan sonra aşık mı oldun yanındakine? Aşık mı oldun bu yaştan sonra? Ayın 26'sına randevu almışım. Sağlıkla burnunu alıp götüreceğim, yüzeyine çalacağım. Bizim mahkememiz yarın. Hayır işte ama... Sen baba yanındakine aşık mı oldun? Senin yarın telefonunla... Yarın mahkeme vardı. Yarın mahkemeye gidiyorsun. Baba senin 171 milyarın nereye gitti? 171 ben senin bin liran değilim. Nereye babanı gitti? Git bul. Ali Bey senin 171 bin liran nereye gitti?
da onu öldürürüm demiş. O çıkacak meydana. Onu ben biliyorum nereye gitti. Baba çok açık. Yabancı soyadları görmüyor musun? Bir tanesi yanındaki bayanın Dubai'deki kardeşiyle ortak arkadaş. Şu an silmiş. Hepsini çıkarmış. Bakacağız. Baba ben onlarla konuştum. Hiç üzülme. Baba ben onlarla konuştum. Hepsini buldum. Hepsiyle konuştum. İyi yaptı. Niye yaptı? Baba senden selam söyledim. Telefonu yüzüme kapattılar. Senden selam söyledim. Yalan söylüyorum. Yüzü bulamazsın, biz Amerika'dayız şu dediler. Şu anda Müge Hanım yalan söylüyorum. Bir tanesi senin kız kardeşinle ortak arkadaş. Ben buradayım. Ben buradayım. En çok para gönderdiğin kişi. Ben çekeceğim. Başkalar yaptıysa onlar çekecek. Sen ben yanında aldın. Oturuyorum. Baba sen saat kaçta kalkıyorsun? Bir de gittik götürdük. Biz kendimiz sen zaten çok akıllı ben polise götürdüm zannediyorsun da ben ufak araştırma yaptım hakkında. Sen çok akıllı olduğunu zannediyorsun da ben İhsan Bey'e kadar ulaştım. Bilmem sana bu İhsan niye anlatıyor. Hepsiyle konuştum ben. Neden ayrıldığını tamam, anlaştıysan anlaş. Kimle anlaştın anlaş. İhsan'la ben 11 sene yaşadım. 8 aylık çocuklarını 11 yaş yaptım. Ondan sonra neler olduysanı sen bilmiyorsun. Ben biliyorum sen İhsan Bey'le hala görüştüğünü de biliyorum. 11 yaş yaptım. 5 tane çocuğun üstüne geldim ben. Hala görüşüyorsun adamla. Siz Türkiye'de kaç kişiyle hala böyle beraber oldunuz? Arıyorsun. İmam nikahlı vesaire falan kaç kişi? Diyor ki Türkiye'de kaç kişiyle beraber oldunuz? İmam nikahlı kimseyle evlenmedim. Sadece bir kere evlendim ben şu İhsan Bey'le. 11 sene yaşadım. Silivri'de öldürdün. Tamam Yücel'le de Yücel'le de olmuşsun işte. Yücel Bey'le de dediniz ya. Yücel'le bir sene. Bir sene. O 5 yıl. Zaten karısını yanıyor. Tamam, 5 iki. Başka kaç tane böyle var? Kaç tane böyle var diye soruyor. Başka yok. Peki o Yücel Bey'in de kalp krizinden öldüğü söyleniyor. Doğru Hayır, mu? Hayır o Yücel Bey değil. Başka pardon biri. Ama Yücel'den öncekine. Onu da kalp krizinden, ona da bir ilaç vererek, cinsel güç açtırıcı ilaç vererek onu da öldürmüşsün. Çocukları yok, seni kovmuş, eşyaları alıp çıkmışsın. Ben hepsi, bak babam bana ama dedi ki. Ama çocukları öyle iddia ediyorlarmış onların da. Çocukları öyle iddia ediyormuş. Yok yok Müge Hanım bunlar hepsi yalan, yalan. Görüşüyor ben musun? Buradayım ya Türkiye'deyim. 23 sene oldu Türkiye'deyim. İbrahim kim diye sorar kimseyle mısınız? Kimseyle görüşmüyorum. İbrahim kim? Seni babama taşıyor. Gidiyor geliyor babamına yakıt paraları veriyor. İbrahim kim? Günlük ev kiralayan o da senin torununla evli olan bir adam değil mi? Ama emlakçılık derken günlük ev kiralamıyorum dedi. İbrahim kim? Eşyalarını babama getiren kimdi? Ben de telefon numarası var. Hani evlatçılık damat, yapıyor. Torunumu eşi. Az önce tanımıyordun. Şimdi hemen torunumu evet, eşi oldu. Evet torunumu eşi. Tabii, öyle olmuştu. Peki bu bankalardan gönderdiğin hesaplardaki bir tanesi çok para gönderdiğin kişi. 50 gönderip Allah de araç parkı, araç parası, inşaat parası dediğin kişi. Senin Dubai'deki kız kardeşinle ortak arkadaş. Allah'tan kork. Allah'tan ben korkuyorum. Allah siz korkmuyorsunuz. Sen bu, bir dakika. Vefat eden kişinin gelini telefonu attığımız demiş. Yani sizin, onun adı neydi? Öğrenelim bir. Hanımefendi günaydın. Günaydın Müge Hanım. Vefat eden beyefendinin adı neydi? Yo şey. Ahmet, Mehmet yani neyse kaç tamam. 2007 yılında evet. Sümeyye Hanım çok iyi bilir Silivri'de. Evet bu. Evet. Hatırlıyordur evet. O bizi gayet iyi. Konuşabilir miyim? Devam edeyim mi? Şu an o kadar sinirliyim. Dinliyorum sizi. İmam nikahı kıymadım dediği bir kere yalan. Kayınpederimle 2007 yılında imam nikahı kıydı. Canım benim kayınpederim. Çıkıyor. Bütün mallarını Allah'tan imam nikahı kıymadan önce çocuklarına bildirdi. Sadece bir dükkanı ayırdı. Onu da Sümeyye Hanım'a verecekti. Hatta bizim haberimiz yoktu. Resmi nikah günü bile almışlar. Babacığım, ama bize söylenmemişti. O yüzden Ali amca akıllı olsun. Kayınpederime İnanın dispiritörüyüm dedi. Kutu kutu ilaçlarla vitaminler verdi. Baba duydun mu? Silivri'deki kadın, Silivri'deki adam bunu öldürdü. Sıra sende. Bu kadar kaç yaşındaydı kayınpederim? Kaç yaşındaydı? Hani çok namusluyum dedi. Evet. Benim kızım rahatsızdı. Güya kızıma bakmak için geliyordu. İlk başta bize öyle tanıştırıldı. Sümeyye Hanım. Evet bence de. Aç başını yüzünü tık kaldı aç. Sümeyye Hanım. Kaldı. Evde nasıl geziyorsun? Topuz yukarıda, altta şortlar, askarlar, genç kız. O kadar sinirliyim onu orada gördüğüme. Allah senden razı olsun. Bak ne güzel daha çıkacak. Sizin hadi için bağlandım zaten. Hadi bu inkardı. Evet, çünkü hadi biz çok çektik. İnanın biz çok çektik.
Utanmadan bir valizle geldi, 7 valizle evden ayrıldı. Rahmetli kayınvalidemin bütün her şeyini aldı gitti. Bizimkileri attı. Bizimkileri attı. Hepsini attı. Bütün giysileri, bütün eşyaları attı. Bizimkilerini, dantellerini varana kadar aldı. Tavalarına varana kadar aldı. Utanmadan yatak odasını istedi. Kargolayın Özbekistan'a dedi. Duydun mu babacığım? Duyuyor musun babacığım? Seni ilgilendirmeyen. Biz onu kendi ellerimizle kaynım götürdü. Havalimanına bindirdi, gönderdi. Oradan ama sonradan gitmedi. Öğrendim. İstanbul'da gene bir beyefendiyle evlenmiş. Hı. 3 çocuklu. Onların da bir yakını beni buldu, aradı. Adamın adı neydi? 3 çocuklu. 5 çocuklu öbürü. Diyor. Ya o öbürü. Bu 5 çocuklu İstanbul'da biri. 3 dedi. O da İhsan. Beni arayan kişi o zaman 3 ya, dedi. Yalanı bir... Postacı mıydı? Şimdi öyle bir şey dediler. Kızım, ha. Yalana illek atma hiç. Yalana çok illek atıyorsunuz. Yalana illek atma. Baba ben tanımıyorum amca. Ben yalan atmıyorum. Senin vicdanına kalmış. Ama yalana, ben olsam yalana hayatta illek bu kadar nikah işidir. Kıydı. Maalesef bizden nikah kaçtı. Kıydı. Ali abi nikah... Ya bir dakika o zaman... Sen kadınla nikah kıyma, erkekle nikah kıy. Hayır bir dakika ya. Baba araştırmacı insanlara kızma. Hanımefendi. Şimdi bakın kayınpederinizin adını söyleyin çünkü İhsan değil sizin kayınpederiniz değil mi? Ay İhsan yaşıyor zaten. Dur. Bir dakika be yavrum be. Sizin kayınpederinizin adı İhsan mı? Hayır değil. Yani siz ismini söyleyin. Vuralmış sanırım. Problem yok, dünyada 1000 tane Vural var. Şimdi sizin bahsettiğiniz kişi Vural Bey. Vural Bey'i tanıyor evet. musunuz hanımefendi? Sümeyye Hanım. Vural Bey'i tanıyor musunuz? Evet. Daha sonra İhsan mı geldi? Evet. Tamam sonra İhsan geldi. Demin bağlanan kimdi? Yücel. O da Yücel 3. Evet. Şimdi Ali Bey 4 o zaman. Özbekistan'da da var çocukları ondan. Bir dakika. Bir tane de sizin Özbekistan'da mı var? Evet. Evet. Çocuklar. O zaman 5 kişi oldu yani şu an bizim öğrendiğimiz. 2000. Tamam yani siz de dediniz ya. Önce kimse yok dediniz de şimdi 5'e ulaştık. Ablacığım. Evet. Benim. Efendim. 16 yaşta evlendirdiler zorla. 3-4 tane çocuğum oldu. Ayrıldım 27 yaşında. Hı hı. 35 yaşındayım ben buraya geldim. Tamam 8 peki. 8 sene çalıştım. Peki 2007'de ilk Vural Bey'le mi? Vural Bey'le. İlk Vural Bey'le mi tanıştınız? Evet. Tamam sonra... Tanıştım. Hı. Ondan sonra bir sene yaşamadı o adam. Zaten kalp krizi geçiriyordu. Çocuklar dedi ki babama bakacak iyi birisi lazım dediler. Hayır adamı sen öldürdün. Öylece bak öyle sonra... Mi? Yok ya. İlaç vererek adamı öldürdü. O vitaminler... O vitaminleri kendisi satın aldı geldi. Ben almadım. Ne kendisi, vitaminiymiş o? Onu vermeyi de ne demek o bilmiyorum ben. Kendisi alıyormuş, arkadaşlar alıyormuş. Tamam al dedi. Sonra tamam. Beni vestibütür yaptı o adam. Şimdi nur içinde yatsın. Allah razı olsun tamam, o adamdan. Tamam o vitamin. Tamam. Cuma ona o, Kur'an okuyorum. O, tamam tabii, o vitamin tabii. Neye iyi geliyormuş? Şey. Neydi o? Bak bilmiyor bile. Adam kendisi içiyordu. Arkadaşları söylemiş. Arkadaşları söylemiş. Arkadaşları iyi neye iyi geliyor demiş. Dinamik olursun. Dinamik olursun. Tabii tabii. Tabii. Gezersin tabii, böyle. Tabii. Kesinlikle öyledir. Kesinlikle öyledir. Şu adam da ondan sonra gitmiş işte dinamik olayım Allah diye. Ali Bey işte senin de çocukların diyorlar birinciden ki baba... onu... Babama yasak. Babamın heyecanlanması yasak. Açık kalp ameliyatı geçirmiş doktor dedi. Senin heyecanlanma yasak. Aydın, Allah inşallah Aydın'ın sesini keser. Baba telefon faturanı ödeyebiliyor musun? Babacığım telefon faturanı ödeyebiliyor musun? Kapandığın beni arıyordun yok, Aydın Utmuş'a yiyor. Yok canım sen ödüyorsun ya. Ödemedim baba. Ali Bey ödemedim. Ali Bey bakın. Müge'cim sen Ali Bey'e bir lütfen benim dediğimi anlat. Eğer istiyorsa ben reklam arasında da konuşayım. Ben anlıyorum ki baban şunu yapmaya çalışıyor. Ben diyor aklı başında bir adamım. Evet. Ben de diyor hani yeni tanıştığım birine malımı mülkümü bırakacak bir adam değilim diyor. Değil mi Hayır, Ali Bey? Diyor yani, ama heh, yoluna gitmiyor. Bir dakika dur. Notere de tamam, gitmiş. Tamam doğru çok doğru. Notere de gitmiş. Noter
Ona mal ayrılığı sözleşmesi yapmış. Aslında mirastan feragat yapsa ne aranızda kavga kalacak, işte ne yapmıyor. Zaten babanın istediği de o. Hayır. Babana bunu bir anlatalım. Bir dur. Bu arada... Öyle mi? Burhan Bey telefon attığımız demiş. Burhan Bey günaydın. Günaydınlar efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz yerimize. Buyurun. Hoş bulduk. Ya müsaadenizle ben çok ufak bir mesaj iletip canlı yayındayken... Ondan sonra olayla ilgili bir yorum yapabilir miyim? Müsaadeniz var mı? Hangi konuda mesaj? Ya hangi konuda? Şimdi bu gördüğümüz olaylar, işlediğiniz olaylar artık bizim toplumumuzun ne kadar dejenere olduğunu, yaşlılarımızla alakalı ilişkilerimizin ne boyutlara geldiğiyle alakalı bir kronik vaka haline geldi. Ben biraz sosyal bir mesaj vermek istiyorum vesileyle. Yani ben sizin programınızı çok takip etmiyorum. Tesadüfen denk geldim. Evde bir tadilat yaparken eşimin yanında izliyorum programı ve bu kadını görünce direkt bu kadınla bir ilişkimiz oldu, bizim evimizde de kaldı, ondan dolayı size bağlandım. Yani bu ne olur yaşlılarımıza sahip çıkalım. Duyuyor musun? Yani bizim Türk kültürümüzde, bakıcı vesaire olgusu hiçbir zaman yoktu. Yaşlanan annemize, babamıza evlatları bakarlardı. Bir aile ortamında görüşürdük, ederdik. Şimdi aynı şey yine bizim başımızda. Bu Sümeyye denen vatandaşı biz yaklaşık 4 yıl önce oğlu vasıtasıyla tanıdık. Biz işte biliyorsunuz Özbek işçiler çalıştırılıyor. Yine biz bunu çalıştırırken bakıcımız yoktu. Bakıcımızla alakalı bize yardımcı olur musunuz diye söyleyince bunun annesi zaten böyle aracılık yapıyormuş insanlara. Ev buluyormuş bakıcılara, yaşlıların ihtiyacı olanlara. Ben gelirim sizin evinize dedi. Biraz da varlıklı olduğu için babam haberi vardı. Ön yargılı davranmadı. Geldi. Yaklaşık çok uzun süre kalma fırsatı olmadı bizim tedbirli olmamız açısından. Bizim evimiz, babamın varlıklı 3-4 tane evi var. Bunun geldikten sonra işte baktık evde peçeli. Namahreme çok dikkat ediyor. Biz biraz mutatip bir aileyiz. Kesinlikle bizim yanımızda yüzünü açmıyor babamın, yüzüne gözükmüyor. Annemle ilgileniyor. Az önce o leğen dediler ya, ayak yıka muhabbeti. Evet. O profesyoneldir o konuda. Babamın ayaklarına manikür pedikür yapardı. Önce öyle bir mesafeyi yakınlaşmaya başladı. Kadın uyuyabiliyor. Kadın nereden başlayacağını biliyor. Tabii tabii. Önce bir erkeklerin zaaflarını bildiği için önce bir duygusal bağlantı. Anneme çok iyi baktı. Kesinlikle. Onu söyleyebilirim. Ama tabii bunlar hepsi bir sonraki adımın altyapıları. Evet. Devamında İşte biz bir uzak mesafeye bir düğüne bir organizasyona gitmiştik. Acil bir telefon geldi. Ne oldu? Herkes bir sapsarı oldu. Abim aradı. İşte baba ne oldu? Hayırdır dedim. Niye dediniz benzin attı? İşte acı baba sarı kadına sarkıntılık etmiş diye iftira attı. Onu herkese söylüyor. Babanın sana sarkıntılık etti dedi. Sonrasında tabii, ne oldu? Bu klasik. Biz hemen Talasman'da eve döndük, geri geldik. Ne oldu, ne bitti? İşte sarkıntılık etti, şöyle yaptı, böyle yaptı. Biz bunu ertesi sabah valizini toparlayıp gönderdik. Tabii bu aşamaya gelene kadar benim yurt dışında yaşayan bir amcam da var. Bunu da mevzu oldu. İşte amcam sürekli arıyor. Babama sürekli şey söylerdi. İşte amcana söyle, beni oraya gönder. Amerika'ya gönder. Şöyle demişsiniz. Yani şimdi eve geldi, babanız beni bana sarkıntılık etti deyip çıktı mı evden? Yoksa bana ev verirsen... sana iyi bakarım mı dedi. Söyledi. Ben onları da söyledi. Bazı konuşmaların arasında işte ben sana her şeyini teslim ederim ama seninle evlenmemiz lazım. Nikah yapmadan olmaz. Benle evlenirsin, bana bir villa verirsin. Aynen bu ifadeleri de kullandı yani. Yüzünü aç. Zaten bu akşam bu olayı yaşadık. Evde akşam bu olayı yaşadık. Ertesi gün sabahında paketledik, gönderdik. Zaten o gece bütün hepimiz evdeydik. Hiçbir yere ayrılmadık. Bizim başımız ağrıyor. Sümeyye Hanım, ne diyorsunuz buna? Çok teşekkür ederim Burhan Bey. Bir virgül koyayım. Sümeyye Hanım, ne diyorsunuz buna? Hatırlıyor musunuz bunu? Evet. Villada çalıştım, doğru. Kaç kişi oldu şimdi? Doğru. Hiçbir sorun yoktu orada. Bir gün sabah ben kahvaltı hazırlarken adam geldi, arkamdan böyle elini şey yapıyor. Ben dedim ki ne yapıyorsun? Oruçumuz bitti, günahlar gitti dedi. Olmaz böyle dedim. Karısının yanına gittim, karısıyla konuşmadım. Kızlarını çağırdım. Kızlara dedim ki böyle böyle oluyor dedim. Bir dakika, bana da babam hakkında öyle bir şey dedin. Neden evi terk etmedin? Bana da gecenin birinde mesaj attın.
Babam benim elimi tuttu, yatağa çekti. Ben babanı itikledim. Bana da babamı şikayet ettin. Neden evden ayrılmadın? Neden ayrılmadın madem babam senin elini tuttu, yatağa çekti? Ben ayrılıyordum. Babam göndermedi. Ben ayrılıyordum. Canım hatta benim, ki sen geldiğin günde ben gidiyordum. İstemedin. Sen beni aradın. Dedin babada sen. Para var mı dedin. Babamda para var dedim. Yengemi aradın. Onda para var mı dedin. Babamda para var mı diye sen hepimizi aradın. Para olduğuna emin oldun. Sen babamla evlenmeden önce gittin teker teker bankalara baktın. Sen dul bir kadınsın. Sana ben... kurban düşmez. Sen niye babamdan 17 bin lira kurban parası aldın da 14 bin liraya kurban kestirdin? Ben babamın bir kuruşunu almış bir insan değilim. Faturasına kadar ben ödüyorum. Sen kimsin ki? Cep telefonları hesaplara kadar girip parasını yandırıyorsun. Onları da buldum. Onlar da yurt dışında. Babayın kurbanı seni annenle Rayan'la dağıtıver dedi. Onun için ben onu öyle Rayan'la... Öyle mi? Sana mı kalmıştı? Sana mı kalmıştı? Sana mı kalmıştı? Benim ki adam, yanımdaydı babam bayramda. Bir dakika, adam size tamam sarkıntılık etti de... Yani bunu kapamak için villa istediğiniz doğru mu? Bakın Burhan Bey bunu iddia ediyor aslında. Yok yok, bunlar yalan söylüyorlar çünkü... Bakın, hayır, bu da yalan söylüyor. Bunun bir tane Allah'a inanıyorsanız var. Ben o da, yalan söylüyorlar çünkü Allah'a inanıyorsanız kıyamet günü Müge Hanım siz de duracaksınız, ben de duracağım. Sen böyle gelecek. Allah bilir. Şimdi ben insanların bu şekilde konuşulmasını doğru bulmuyorum. Allah bilir herkesin kalbini ama benim dediğim o değil. Hanımefendi... Şimdi siz geliyorsunuz bir evde hani bir kadına bakmaya. Niye kocasının ayaklarına pedikür falan yapıyorsunuz, yıkıyorsunuz? Yapmadık. Yalan söylüyorlar. Yapmadık. Annesinin ayaklarını, tırnaklarını temizlerken. Attı mıyım ben? Evet, attasınız. Dedi ki babam ayağını temizlenir mi dedi. Bu hizmetleri yaptıktan sonra fotoğraflarını çekip aile grubunda ben dedim ki babanın ayağını temizleyemem dedi. Sen nasıl bakım yapıyorum dedim. Diye de bizi şey yapıyordu, gösteriyordu fotoğraflarda. Evet, çok güzel. Böyle sosyal medyayı çok güzel. Ya zaten yapıyordu. Ben şöyle yok, bir şey var. Annesine... Duyuyor musunuz? Tamam, annesine yaptınız. Annesine başka bakıyorsunuz. Şey babasının pediküründen size ne, ayak bakımından size ne? Bir gün gece dedi ki, benim tırnaklarımı da temizleyebilir misin dedi. Hayır ben dersin. Ben senin tırnaklarını temizlemeyeceğim. Tamam, temizlediniz temizlesem mi? Temizlesem de, hayır dedim. Hı. Temizlesem de dedim, oğlun mu kızın mı gelsin yanına dedim. Sonra yavaş. Oğlu geldi oturdu, orada biz temizleverdim ayağını. Çünkü çok tırnakları içeriye girmiş, ben pedikür bildiğim için temizleverdim. Yaşlı adammış, temizleyeyim diye. Vallahi hanımefendi zaten siz ki? Ben onu biliyorum demeseniz kimse size bunu yapın da demez yani. Ama böyle bir yere girip ben sana masaj yapayımdan başlarsanız işin içine, o zaman herkes de gel masaj yaptır der. Ya Allah ben senin ne abicim Allah korusun şimdi sen demesen. Mesela ben anlamam. Anlamadığım için de kimse bana böyle bir şey yap demez ama gel yapayım mı, gel yapayım ya mı yaparsın işte. Ya da bir başkası bunu demek aklınıza gelmez. Ya nereden gelecek yani, şimdi burada yayında söyleyemiyorum. Karşınızdaki kişi size şayet ben bunu masajdan... çok iyi yaparım derse o zaman gel yap denir. Ali abi bak bana dedin ki olayın başlangıcı. Müge Hanım dedin sen beni gördün dedin sağ ol sen bu işin uzmanısın aklın başımda mı dedin ya. Evet. Dedin. Benim... Eğer dediğimi yaparsan ben gerçekten senin aklının başında olacağını anlayacağım. Bak seni de anlıyorum. Sen de yanına bir kadın istiyorsun. Yemeğin pissin. İşte bak masajdı, ayakta bakımıydı vesaire. Evet. Güzel de gelebilir. Ben buna da hiçbir şey demiyorum. Evet. Sana da katılıyorum. Ama beni de bir kızın kabul et. Evet. Çocuklarınla da aranı bozma. Bak yarın bir gün ne olacağı belli değil. Sen benim dediğim gibi git notere. Yap mirastan feragat anlaşmasını. Hocam, kadına da bir ev vereceksen de ver. Ona da hiçbir şey diyemem. Biz de ona bir şey çocuklarınla demiyoruz zaten. Çocuklarınla da aranı düzelt. Benden sana bir evlat olarak tavsiye... Şabak, Müge Hanım. Ben senden yaşça küçüğüm yani kusura bakma akıl Hanım, veriyormuş bak. Gibi olmayayım. He. Yok yok Müge Hanım bak ben şöyle bir şey diyebilirim. Şöyle bir şey düşünebiliyorum bak. Hı. Bak ben hiçbir zaman çocuklarımla mal şeyi yapmamlara. Yalnız bunlar bu şekilde yaptıklarına göre ben bu konuyu kabul edemem. Yani diyecekler ki ben babamızı korkuttuk, kabadayılık yaptık babamıza, yok, yok. Babamıza şunu yaptık, yok. Bunu yaptık, babamız bak kandı. Yok, kimse sana öyle bir şey söylemez, seni seviyorlar. Babamızı korkuttuk, ben... onu yapmam. Bak, tavırları yanlış olabilir. Beni sevmesinler, Allah'ı sevsinler, beni sevmesinler. Allah'ı sevsinler baba, de ondan sonra beni sevsinler. Baba sen çok uyanıksın. Beni sevmesinler. İstemediğin ona kız kardeşin ne? Ona beni hiçbir zaman sevdikleri yok. Benim paramı sevdiler, paramı. Malımı sevdiler, paramı sevdiler. Ev aldım ha, yardım ettim ha, çocuklarını baktım, ettim, eğledim. Ne eli koldu ha? İnsan, sen, insanlık mı sen oldu ha? Sen bana ev ötekine almadın. Aldım, sen bana yardım ettin. Ben de geri abisini, verdim. Bu o... abisini kandırdı. Kandırdı ile ikisi kirde.
Biz Trabzon'a gittik, geldi buraya, evi vurduk, girdiler, 200 binden zarar açtılar buraya. Mahkemelere vermişim, bunların fotoğrafları var, her türlü şeyleri abim var. Abim onu neden Allah, yaptı? Ben onları affetmiyorum, Allah da affetmez onları. Abim onu neden tamam, yaptı? Bir şey söyleyeceğim, bak şimdi bu kadar aile meselelerini buraya deşmenize gerek yok. Ali abicim, istiyorsan senin reklam arasında da konuşalım. Diyorum ki bu kadar bu işleri mahkemeye götürene kadar artık hani ondan sonrası hastalığı, sağlığı tabii ki babanın elinde. Anlatamıyorum. Ama bir şey olunca Ayden buralara, diyor ben gidiyorum koşa tamam, koşa ben buralara gidiyorum. Buralara bence olayı getirmeye gerek yok. Mügeciğim sen de bir Ali abiyle konuş. Biraz sakinlesin. Kimse sana çocuklarından korktun demez. Sen babasın, sen evin direğisin. Ama kandırılma. Yani her gittiği yerde de böyle Ali abicim sen de eğer çocukların yerinde olsan aynısını düşünürsün. Ben bir virgül koyacağım. Konuşalım bir Ali abiyle. Bu arada yani yapmayın be arkadaşlar ya. Ben siz de, anlıyorum. Siz de anlayabildiniz mi? Yani hayatım, bak, ben anlıyorum. Ben Ali Bey'i telefon... de anlıyorum. Ali Bey'i de anlıyorum ben. Öyle mi? Ha, o zaman Ali abi bak dön şimdi çünkü birisi daha bağlanmış ya. Yani virgül bitmiyor. Şimdi de Ayşe Hanım telefon attığımızda bizi Konya'dan arıyor. Ayşe Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de teşekkür ederim, iyiyim. Televizyonda Dilber Hanım'ı görünce bak, biraz böyle sinirlendim açıkçası. Ha, siz Dilber diye biliyorsunuz evet, onu. Dedim ya. Evet, biz Dilber diye biliyoruz. Evet. 2008-2009 sanırım, yılı hatırlamıyorum çünkü. Babamla evlendi. Resmi nikah yapmadı diye biliyorum. İmam nikahla evlendi. Sonrasında biz babamla o geldikten sonra evden atıldık. Yani babam bizi gönderdi maalesef. Ve sonrasında babamla da görüşmemeye başladık. Yıllar oldu hala görüşmüyorum babamla. Aynısını bize de yaptı. Baban mı yani ayrıldı, bizim... ayrıldı sonra hala sizinle görüşmüyor mu? Evet görüşmüyor. Yani o zaman biz babamla kırıldık. Yani babamla bağımızı kopardık Dilber Hanım yüzünden sağ olsun. Sonrasında bir daha görüşemedik. Yalan söylüyorlar. Peki sizin babanızın ismine soyadını vermeyin. İsmi ne? Yani ismini vermesen... Hayır hayır bu konuştuğumuz olur mu? İsimler mi? O yüzden söylüyorum. Şimdi 5'te 6'ya mı hayır, çıktı? Değil. Hayır. Ben vereyim. Senin babayın evli orada, babayın kasta, biz bak ben bakıcılık yap paramı alıp çıktım oradan. Yalan söylemeyin. Kaç kişi oldu şimdi yani? 7. Baba sen siz bugün, 7 mi diyorsunuz? Hiç dini nikah, resmi nikah hiçbir şey yoktu. Yalan bak 7 oldu şimdi sen dedin hiç dedin yok dedin bak şimdi 7'ye çıktı. İnsan 10 yıl içinde, 15 yıl içinde bu kadar nikahlanmaz ki. 8 olsun, 9 olsun, 10 olsun ben kendimi biliyorum. Ya demek ki arayacaklar o kadar var. Açıkçası benim de sizin kaç kişiyle... sevgili olduğunuz umurumda değil. Biz Ali Bey'i düşündüğümüz için söylüyoruz. Ali Bey'in çocuklarıyla ara. Bakalım sen Ali Bey'e sor. Ben 10 tane kişiyle evlendim dediğinde Ali bakalım. Ali Bey de istese şimdi boşatsın beni. Ben de çıkayım buradan. Ben böyle bir şeyler istemiyorum. Boşatsın çıkayım. Hanımefendi sen bu işi ticari bir iş olarak evet, ele almışsın. Üstüme bir şeyler olsun biz yoksa tehditle. Bir yuva kurma niyeti değil. Tamamen ticari gayede önüne geldiğini söz işlemek, yontmak. Önüne geldiğinden ama ne şekilde bu adamı bulduğumu mi görseydiniz siz de acizdiniz bu adama. Babam da. Valla 10 yıl 15 yıl içerisinde bir kişi şayet 7 8 imam nikahı yapıp 1 yıl 2 yıl duruyorsa ve bu kişiler de daha sonra gerçekten bu ilişkilerden dolayı bir zarara uğradıklarını ifade ediyorlarsa kimisi hayatını kaybettiyse o zaman bu burada bir sıkıntı var demektir hanımefendi. Bakın. Bu kadar da olmaz, olmaz yani. Olmaz, olmaz. Biz çocuklarda çocukların fiziksel, duygusal, cinsel istismara uğrayabileceklerini söylüyoruz. Ama belli bir yaşın üzerindekiler de maalesef ekonomik istismar uğruna her türlü istismara uğrayabiliyorlar ve hayatlarını kaybedebiliyorlar. Biz ne yazık ki evet, adli tıpta... Bunun çok örneklerini görüyoruz. Çok var, çok benim çok arıyor ama. Bu sizin geçmişiniz, bu bağlananlar, bu iddialar ciddi iddialardır. Ve ben yanınızdaki beyefendiye lütfen bunları dikkate alması gerektiğini söylüyorum. Gerçekten aklı başındaysa, gerçekten muhakemesini iyi yapabiliyorsa olayların, bu olayların da muhakemesini yapmak zorunda. Bunu ben size bir beyefendi
bir doktor, yok, bir adli tıp uzmanı olarak 30 küsür yılını bu işe vermiş biri olarak söylüyorum. Yani Ali Bey, Ali Bey, reklama girmek zorunda. Kızınızın laflarını dikkate alın. Evlat olarak sizin bu çurumanın önüne geldiğinizin ikazını yapıyor. Bu kadın bu tip durumlardan yarın başınız büyük belaya girebilir. Niye yüzünü bu kadar... Bak, hadi Ali abicim, bak bir reklama girelim, sen de bir düşün taşın. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Sıdıka Çelik'in ölüm haberinin ardından evini temizleyen görümcesi canlı yayınımızda. Olayların sorumlusu kardeşimin sevgilisidir dedi. Kardeşimin başına ne açtıysa o kadın açtı. O gece duyduk hepimiz Gamze'yi. Zayde'nin öpöz yeğeni. Annemin felç olması, öyle dilinin tutulması Zayde Hanım. Kıskançlık yüzünden bir günde heyeleri getiriyordu her gün. Aslında Dilber Hanım da şöyle dertli. Şimdi Zahide babasının annesinin üzerine getirdiği kadın. Aynı Zahide'nin yeğeni de İşte erkek kardeşinin bizim rahmetli Sıdıka'nın 3 çocuğun üzerine getirmek istediği ve daha sonra da getirdiği kadın. Benim annemin de başını yedi. Sonra yeğeni de Ümit'in Sıdıka'ya sebep oldu diyor. Sıdıka Çelik'in eşinin ailesiyle kavga ettiği söylenen evde kocasının sevgilisinin de olduğu kuvvetle muhtemeldi. Şunu merak ediyorum ben. O olayın olduğu evde Gamze'nin de olduğu söyleniyor. Evet. Şimdi Gamze de hayır diyor. Ben de şunu soruyorum. Bu olayın gerçekleştiği ilk Konya. Şimdi Antalya'dan Gamze oraya geldi. E nereye gelecekti bu kız? E Gamze Ümit'e gelmedi mi? E tamam, o zaman Ümit'e gelecekti. Niye gelmemiş o zaman Ümit'e? E sonra bizim rahmetli Sıdıka kocasıyla Gamze'yi nerede buluyor? Mezarlıkta diyorlar ama dün Hüseyin gösterdi. Mezarlık dediğiniz yer kayınbiraderin önü. Evin yani önü. Kayınbiraderin evinde buluyor o kadını. Bu olay olduğu zaman Gamze'nin ben evde olup olmadığı konusu benim için hep bir soru işareti olarak kalacak. İhanetin göbeğindeki isim Sıdıka Çelik'in kocasının sevgilisi olarak anılmak istemiyordu. Ancak ifadeleri inandırıcı bulunmadı. Gamze'nin verdiği ifadeyi okuyacağım. Ben çocuğumu babasının yanına bırakmak amacıyla Konya'ya gittim. Ümit Çelik beni arac ile aldı. Ayvat Dede mahallesi civarında bir ticari taksi durdu ve ticari taksiden Sıdıka indi. Benim üzerime saldırıp beni darp etti ve Ümit araya girdi. Ümit ve Sıdıka Ümit'e ait araçla yanımdan ayrıldı. Ben de Ümit'in eşini tercih ettiğini görünce çok üzüldüm ve ticari taksiye binerek Alanya ilçesine geldim. Sıdıka gitmiş bunları Ümit'in abisinin evinde herhalde görmüş. Orada direkt eşine Ümit'e saldırmış. Ümit'e saldırınca oradan biri bunu ensesinden vurmuş. Duyduğum odunla vurmuşlar. Oysa Ali Bey telefon attığımızda böyle olmadı olay diyor. Ben Sıdıka'nın intihara kalkıştığı için çok çok üzgünüm. Ümit'le sevgili olarak görüşmek istemiyorum. Ya. Görüşmek istemiyorsa bu fotoğraflar ne? Bu ne? Lahana turşusu. Sonra bir şey daha var. Benim Sıdıka ile bir problemim yoktu. Onunla konuşup görüşüyorduk. Hah, Gamzeciğim çok güzel söylemişsin. Hayır, senin Sıdıka ile bir problemin yoksa, onunla görüşüp konuşuyorsan bu kız neden intihar etti ya? Hocanın peşini bırakacaksın mesajına tanıklık eden kişi Sıdıka Çelik'in adaşı olan kuzeniydi. Abla biz misafirliğe gittik Sıdıka Çelik'in annesinin evine. Sıdıka Çelik de eşi Ümit Çelik ile birlikte annesinin evine geliyor abla. Mutfakta oturuyorduk. O anda üç çocuğundan biri Ümit Çelik'in Gamze Akkaş aranan telefon getirdi. Sıdıka telefonu eline aldı. Sıdıka ağlamaya başladı. Bacım dedi, bu Ümit'in dedi dostu, bu kadın dedi benim kocamın peşini bırakmıyor dedi. Ver bakayım telefonu dedim. Telefonu elime aldım abla. Telefonu ben açarken beni Sıdıka Çelik zannetti ve küfretmeye başladı. Sen Ümit'in peşini niye bırakmıyorsun? Ümit beni seviyor. Ben de Ümit'in yanına gittim. Bu ne iş? Ümit ne demek yani dedim. Gecenin saat 12'sinde seni bu kadın neden telefonundan arıyor? Bu kadın benim peşimi bırakmıyor dedi. Bana kadın tebelleş oldu dedi, ben eşimi seviyorum, illa eşini bırakıp beni alacağım diye kendini savunmaya kalktı. Başına aldığı kurşunun ardından kaldırıldığı hastanede ifade verirken ihaneti gören gözleri eşini işaret etti. Polis gelip ifadesini alıyor, şimdi size o ifadeyi okuyacağım. Şimdi görevli memur Sıdıka Çelik'e diyor ki, eğer diyor sorulara evetse diyor gözünü uzun süre kapat diyor. Sıdıka Çelik evet anlamında gözünü bir süre kapıyor. Görevli memur Sıdıka Çelik'e yanlışsa kaşını kaldırıyorsun, hadi yap diye talimat veriyor. Sıdıka Çelik hayır anlamında kaşını kaldırdığı görülmüştür diyor. Görevli memur. Şimdi Sıdıka Çelik, soruyorum sana. Senin yaşamış olduğun bu olay kendi evinde mi oldu? Sıdıka Çelik evet anlamında gözünü bir süre kapatıyor. Sana bunu tabancayla mı yaptılar? Evet anlamında bir süre gözünü kapatarak cevap veriyor. Görevli memur soruyor. Eşin mi yaptı? Sıdıka Çelik evet anlamında bir süre gözünü kapatarak
cevap veriyor. Sıdıka, bu olay kendi evinin oturma odasında mı gerçekleşti? Sıdıka Celik evet anlamında gözünü kapatarak cevap veriyor. Sıdıka diyor görevli memur, bu olay kendi evinin banyosunda mı gerçekleşti? Sıdıka Celik hayır anlamında kaşlarını havaya kaldırıyor. Daha ne yapsın benim çocuğum? Burada bir hanımefendi bizimle konuştu. Hastanede ben de oradaydım dedi. Polisler ifadesini almak için eşin mi vurdu, Ümit Çelik mi vurdu dediklerine gözlerini kırptı ve dudaklarıyla evet diye işaret etti, yani söyledi. Bu kadın da kendisini gayet güzel anlatmış. Bak herkes de şahit. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Rahmetli Sıdıka'nın amcası Samet Renklioğlu. Hani ben size dedim ya, hiçbir video falan çekmediniz mi diye. Size dediniz ki hani çekememiştik. Samet Bey bize ulaştı. Samet Bey'in cep telefonu resetlenmiş, bir şeyler olmuş falan filan. Üşenmedi, gitti. Telefonundaki bilgileri tekrar geri getirdi. Aslında o çekmiş. Şimdi bakın, az sonra size yayınlayacağım şeyler polis kaydı değil. Onun altını çizeyim. Çünkü polis kaydında başka bir şey anlatıyor polis. Gittim, öğrettim, gözünü kapalı tut, açık tut dedim, kaşlarını kaldırdım dedim diye. Bu amca gidiyor... Hızlı hızlı soruyor, bakıyor ki tepki veriyor. Onun üzerine diyor ki polise haber vereyim mi, gelsinler mi diyor. Kızcağız da evet diyor. Yani bandın tamamını izlersem, yani bandın tamamını izledim. Aslında biz onu niye bandın tamamında yapmadınız siz? Onu da bir hazırlayalım. Kız evet, kız aklı başında, yani göreceksiniz. Anlıyor bütün konuşulanları ve cevap da verebiliyor. Nurcan Hanım çok haklı ki Nurcan Hanım diğer, siz o diğer hanımefendinin de dediği gibi ağzını da oynatıp bir şeyler söylemeye çalıştığını da söylüyorsunuz evet, zaten. Evet, ben o zaman Samet'in yanına koyduydum. Ben bir lavaboya gideyim dedim. Samet bakar ol dedim buna dedim. Tamam yenge dedi, hadi sen git dedi. O anda da kaydetmiş çocuğu. İşte bana sonra da... videoyu kaybetmiş, buldu ama sağ olsun. Ha. Bakın bizde röportaj da yaptı. İşte bu şeyden sonra, yani şimdi size izleteceğim görüntü ve röportaja bakın. Ondan sonra polis çağırıyorlar. Polis zaten uzman bir şekilde, komiser, o gün de konuştuğumuz gibi çok da güzel bir şekilde tutanak altına alıyor. O kişi de, bu ismi bahsettiğiniz şahıs da polise haber veren kişi. Evet. Yarın mahkemede önemli bir tanık olarak kabul edilebilir. Çünkü kendisi aldığı soru cevaplarını görünce yardımcı olsun diye polise gidiyor. Çekmiş. Şimdi görüntüsünü Samet'in sesi de var. Yani videoyu almış. Yani tabii. Şunun altını çiziyorum. Polisteki, çünkü şöyle anlatıyor polis. Gözünü uzun süre kapalı tut dedim. İşte kapalı tuttuğu görüldü falan diye anlatıyor. Çok onlar da kamera hizmet yapmış. Çok önemli. Onlar da video tutanağı da yapmışlar Rami Bey. Benim size okuduğum video tutanağının yazılı haliydi. İşte o video olması da çok önemli. Evet. Çok yani önemli. Poliste anladığım evet. kadarıyla bundan daha net bir video var. Şimdi mahkemeye sunulacaktır. Ama bakın bunu bir izleyelim, sonra Samet Bey yayınımızda olacak. Sana soru soracağım. Evetse gözünü kırp, hayırsa kaşını kaldır. Seni Emrah mı vurdu? Hakkı, Cere, Navruz, Arif, Ümit. Kocan mı vurdu seni? Tamam. O kocanı cezaevine atsınlar mı devlet? Polisler tutuklasın, neyim oğlum? Dövdü mü seni Ümit? Dövdü değil mi Ümit seni? Tamam. Tamam, ben şimdi anneni çağırayım senin yanına, dursun burada. Ümit beni dövmedi diyor yalnız. Bak, Ümit seni dövdü mü diyor, gözünü kaldırıyor. Orada evet. da gözünü kaldırıyor. Ama diğerlerini Ahmet için bir daha verir misin? Bir gözleri de çok şey... Zaten aldığı yara tamam. konuşma merkezine etkiliyor. O koca cezaevine atsınlar mı devleti? Algılamasını etkilemiyor. Polisler tutuklasın, neyim oğlum? Dövdü mü seni Ümit? Dövdü değil mi Ümit seni? Tamam. Tamam buradan. Ben şimdi annemi çağırayım seni. Baştan al Ahmet. Baştan al. Ümit. Kocan mı vurdu seni? Tamam. Ahmet'cim başa alsana yavrum. O kocanın cezaevine... Sana soru soracağım. Evetse gözünü kırp, hayırsa kaşını kaldır. Seni Emrah mı vurdu? Hakkı, Cere, Navruz, Arif, Ümit. Kocan mı vurdu seni? Tamam. O kocanın cezaevine atsınlar mı devlet? Polisler tutuklasın, neyim oğlum? Dövdü mü seni Ümit? Dövdü değil mi Ümit seni? Tamam. Tamam buradan. Ben şimdi anneni çağırayım senin yanına. Dursun burada. Sana soru sorayım. Yani orada bir kaşık kalkıyor şey vesaire, onu bilmiyorum ama yani burada yani kayın biraderi sorunca işte çocuk hani kaldıra indire. Yo, çok net cevap veriyor. Zaten kızınız, biraz önce de söyledim ama VTR'ye girince belki kim vurduya gitti. Kızınızın zaten aldığı yaradan dolayı sadece konuşma merkezi etkilenmiş. Kızınızın algılaması iyileştiği dönemde bir sıkıntısı yok.
söyleneni çok güzel duyuyor, duyuyordu, algılıyor ve buna kendi mimikleriyle bak, rahatlıkla yanıt verebiliyor zaten. Ağzıyla da söyledikleri belli oluyor. Boğazında hortumdan dolayı konuşmuyor dedi şey doktorlar. Hortumdandır da belki o yaralanma bir miktar konuşma merkezini etkilemiş olabilir ama algıda ve verdiği mimiklerle verdiği yanıtta hiçbir dudak hareketlerinde belli oluyordu zaten. Evet. Mehmet diyordu, hala diyordu. Yani belli oluyordu dudak hareketleriyle söyledikleri. Peki ben size bir şey soracağım. Şeyde bağlantı röportajı da izleyelim öyle bağlantı. Peki ben size bir şey soracağım. Yani şimdi bu kız eğer boğazından hortum çıksaydı, biliyorsunuz enfeksiyondan hayatını kaybetmiş. Evet. Ve polis bunun ifadesini alsaydı, kocam beni vurdu dediğinde zaten polis kocasını tutuklamayacak mıydı? Tutuklayacaktı. Tamam, zaten elinde de barut izi yok. Yani bu kızın... Zaten ifade vermiş aslında. Kendi tıbbi durumuna göre. Diyelim ki bu kişi, vurulan kişi doğuştan sağır, konuşma değilsiz, yeteneği yoktu. Evet. Dilsizdi. Hani işitme vardı. Belki konuşma yeteneği yoktu. O zaman biz ondan ifade almıyor muyuz? Onun aldığı ifade kabul edilmiyor mu? Algılamada bir problem daha yok. Daha ne yapsın, ben de anlamadım yani. Mimikleriyle verdiği yanıtlarda bir problem yok. Bu bana göre geçerli bir ifadedir. Neden geçerli kabul edilmiyor ya da neden süreç böyle işledi hiç algılayamadım açıkçası. Ya benim de burada hep algılayamadım. Ben o kadar üzülüyorum ki yani. Özellikle kalmışlar. Nurcan Hanım'a da, kızı Necla'ya da, yani size de tabii ama yani kızı... Şimdi böyle bir şey oluyor. Yani kızının beni vurdu dediği kişi bir de gidip başka bir kadınla göbek atıp nispet yapıyor. Bakın. Ya şunu da söyleyemem. İnsan şu her karısı öldü diye o da gitsin kendini bir odaya kapatsın demiyorum. Ama insan bunu bir de nasıl sosyal medyada yayınlar? Nasıl yani bir tane kadın eve gelip bütün bu olayların yaşanmasına sebep olan kadın nasıl Sıdıkan'ın çocuklarıyla neymiş, fotoğraf çektirip onu... prenslerin falan filan diye paylaşır? İşte neymiş ya, biz onu nispet... cezaevine yatırmışız sözde. Sussuz yere yatmış. Neymiş biz onu cezaevine yatırmışız sözde. Dört ay yatmış ya bize nispet yapmış. Sudukan'ı. Öyle bir şey yok ablacığım. Öyle diyor ya. Sussuz yere yatırdınız öyle diyor. Ben de size nispet çekindim attım diyor. Telefon öyle bağlantısında. Öyle diyor ya. Siz beni sussuz yere dinlerseniz hani orayı biz öyle dedi de öyle bir şey yok ama ya. Öyle bir dünya yok yani. Ya yok. Sana nispet yapıyordu. Elleri o çocuklar kırılsın. Büyüdüğü zaman babalarına sormayacaklar mı? Baba ne oluyor? Hayrola benim annem canıyla uğraşırken sen başka kadın getireceksin eve diye. Nasıl o kadın alır da bizim fotoğrafımızı paylaşır demeyecek mi o çocuk? Üç tane oğlan çocuğundan biri demeyecek demez mi? Sonra onun deyince hesabını de, sormaz mı? O deyince de o çocuk sinirli oluyor, öfkeli oluyor, deli oluyor, manyak oluyor. Kim manyak ediyor o zaman? Onun hesabı sorulmaz mı? Herkesi kandırmış ama beni kandıramaz. Ben kanmam. Ben buraya hakkımı aramaya çıktım. Adalet istiyorum. Bu adaletsizlik yani. Bu kızımın böyle gözünün işaretiyle. Bir de elini sıvap izi çıkmadı. Bu adam dışarıya neden çıkıp da böyle göbek atıyor dışarıda? Pastalar yiyor bilmem ne yapıyor. Halam sen mezarında rahat uyu. Dört tane halan Sıdıkan'ın saçı kesildi diye biz saçlarımızı kestik. Emrehanemde dövmüşler bu bunu. Bu hesabın sorulacak. Bunun sen merak etme halam. Mezarında rahat uyu. Mekanın cennet olsun halam. Amin. Dört tane halan annen Necla saçlarımızı kestik kızım. Ay kıyamam ben size ya. Sıdıkan'ın saçları kesildi diye biz kendi saçlarımızı makasla kestik. Bunun hesabı sorulacak halam. Mezarın cennet olsun halam. Onun altısı da bu hesabı verecek. Sen kafanı yorma onun kızım. Onun altısı da bu hesabı söyleyecek. Bunlar hep ortaya çıkacak. Onlara. Sen kafanı yorma. Sana vuran mezarında. Eller kırılsın inşallah. Seni vuran eller kırılsın inşallah. Onların hesabı sorulacak. Müebbet alsınlar, sürünsünler, çürüsünler içeride. Onların hesabı sorulacak. Ben adalet sorulacak. İstiyorum. Ben başka hiçbir şey edemiyorum Müge abla. Önce ben hakkın adaletin yerini bulmasını istiyorum. Sonra size güveniyorum. Vallahi ben de istiyorum hayatım. Bu kadar da böyle artık yani gemide azıya almasın insanlar. Beyefendi ya. Konuşuyor diye ilk bağlandı ya. Nerede? Nerede? Çıksın hadi söylesin, itiraf etsin. Dudak ben yapmadım desin. Ben değilim desin. Çocuklarını alıp gelmedi mi bu adam hastaneye? Hiç gelmedi. Hiçbir şekilde gelmedi. Adam baksana. Hayır şimdi tamam kendini vurdu diyelim Sıdıka. Yalnız bu arada mahalleli konuşmuyor diyordunuz. Mahalleli acayip açıldı ve herkes konuştu. Onların hepsini size izleteceğim. Zaten Sıdıka oradan çıkarken herkes demiş ki bu kız ensesinden vurulmuş demiş. Evet. Şimdi bakmayın yani
Ben hep söylüyorum, biz bin yıllık kadın bir milletiz yani. Bizim de gördüğümüz, görmediğimiz, aklımız, başımız yerinde bir milletiz biz yani. Hani onun cehaleti, onun bilgisizliği, onun ve o ayrı bir mevzu. Ya gün görmüşlük başka bir mevzu. Herkes demiş ki ensesinden vuruldu bu kız. Bu kız kendini nasıl ensesinden vuracak demiş. Müge abla, yani bir şimdi de hani keşke biz yok kulak arkası falan kulak arkası diye biliyoruz ama tam olarak yerini bilmiyoruz. Sonuçta ense şimdi... de kulak arkası. Hayır bak, şimdi kulak arkası falan diye siz adli tıpçı olarak konuşuyorsunuz. Mahkeme dosyasında böyle geçiyor. Oradaki mahalleli demiş ki ensesinden vurulmuş bu kız demiş zaten, yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yani yeri zaten kendi eliyle yapabileceği bir yerde, yerin ötesinde bir yer. Keşke Samet akıllık yapsaymış da o vurulan o delik yeri de keşke orayı da çekseymiş. İşte onu canım, neyse polis almıştır onu, savcının yok, elinde bir var. Şeysi, kafasının ön tarafında hiçbir şey. Hayır, onlar var zaten savcılıkta. Ben halkın şeyini söylüyorum. Yani oradaki konu komşunun lafını o söylüyorum. O yorum bile aslında oradaki olayı yorum bile, açıklıyor. Buradaki kız ensesinden vurulmuş, ensesinden vurmuşlar demişler. Hani ya şunu anlatmaya çalıştım. Şu biz de bir gördüğümüzle ilgili bir yorum yaparız ya vatandaş olarak. Yani o yorumu da ben hiç yatsımam. Ben kimseyi salak bulmadım hayatımda. Herkesin bir fikri var. Kendi lehine öyle konuşur, bilmem nesine böyle konuşur, ona kızarız, söyleniriz falan ama herkes aslında her şeyi biliyor. Niye ensesinden vursun? Ya ki hangi intihar eden kendisi gitmiş ensesinden vurmuş ya? Zaten eline ulaşamayacağım yoktu. Şakak veya kalbe sıkmak. Hı. Bunun başka yani intihar edecek kişinin el yordamıyla yapabileceği iş şakak sıkmak. Daha ne yapayım benim çocuğum? Yok. Daha kendini nasıl ifade etsin? Ensesinden niye vursun? Şimdi bir izleyelim beyefendinin röportajını, amcanın röportajını. Ha dur, Aslı amcayla konuşalım. Şimdi bakın size bir röportaj daha izleteceğim. Çünkü onlara canlı yayına bağlanacağım. Tahtayı da açıp bir şey yazmam lazım benim bu aile ilişkilerine. Şimdi Necla Renklioğlu, Sıdıka'nın... Nasıl oluyor işte bilmiyorum. Sıdıka'nın üvey babaannesi, eşi Ümit'in de teyzesi oluyor ya. Ben buraları anlayamıyorum. Fakat benim anladığım şu. Necla Hanım... Bu koca Ümit'in annesinin üzerine getirdiği Necla Hanım Ümit'in teyzesi yani annesinin kız kardeşi. Şimdi bu anne kim Navruz? Navruz'un üzerine Zahide gelmiş. Bizim bu Gamze kimdi hani? Sıdıka'nın üstüne gelen, o da Zahide'nin yeğeni diyorlar ya. Evet. Hala yeğeni. Şimdi Necla Hanım'ın şöyle bir iddiası var bakın teyzenin. Diyor ki bize o Navruz, o da hani kocası başka bir kadın getirince konuşma yetisini falan kaybetmiş ya, kadına felç gelmiş üzüntüden diyorlar. O bana söyledi diyor, Sıdıka'yı vurdular diye diyor. Bak böyle bir iddiası var teyzenin. Yani o da sonuçta Ümit'in annesinin kız kardeşi, yani koca Ümit'in teyzesi. Şimdi koca Ümit'in teyzesinin normalde yeğenini koruması gerekmez mi? Tabii. Diyor ki hayır, bana kız kardeşim Sıdıka'yı vurdular dedi diyor. Şimdi şurası da önemli. Bu hanımefendi Navruz Hanım ortada yok. Kızı biliyorsunuz bize bağlanmıştı. Dedi ki ben anneme ulaşamıyorum. İddia da şu. Bu evdeki Ümit'in annesinin ortadan kaybettirildiği... Çünkü bildiklerini anlatmasının istenmediği yönünde. Yani anneyi aldılar bir yerde tutuyorlar. Kız da dedi ben anneme ulaşamıyorum diye. İzlemiştik ya. Şey de aynısını söylüyor. Kız kardeş de aynı şeyi söylüyor. Konuşmasın diye izole ettiler. Benim de kız kardeşimi aldılar, izole ettiler. O da konuşamasın diye. Ama bana söylediği iddiasına tabii ki onun iddiasıdır. Bakın izleyelim. Şüphelerin odağındaki kocanın teyzesi konuştu. Kadını getireceğim, kabullenmezsen ben seni öldürürüm demiş. Kayınvalideden cinayet itirafı iddiası. Gelinimi dövdüler, gelinimi öldürdüler diyerekten beni telefonda aradı. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Sıdıka Çelik'in üvey babaannesi, aynı zamanda kuşkuların odağındaki kocasının teyzesiydi Necla Renklioğlu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan teyze, ilk olarak eşiyle ilgili ilişki iddialarını inkar eden yeğeni Dilber Çelik'i yalanladı. Zahide Hanım'ı Hakkı Çelik'le tanıştıran Dilber. Kendi kocasını, kendi yuvasını kurtarmak için babasıyla tanıştırıyor. Ama bu iddiayı reddediyor. Reddeder onlar. Kaç yıl önce oluyor bu? Bu aşağı yukarı 8-10 yıldır var bu olay. Necla Renklioğlu'nun söylediğine göre... Şimdi bu da çok enteresan. Ah, tahtada size bu aile ilişkilerini çizeceğim. Ben de hala daha tam oturtamadım kafamda ama. Teyzenin iddiası şu şimdi. Ümit'in ablası bize bağlandı ya, aslında aileden ilk bağlanan kişi de o oldu. Yani Sıdıka'nın görümcesi. Şimdi Sıdıka'nın görümcesiyle aslında bu Navruz'un üzerine gelen
Zahide. Söyle, Zahide'nin ilişkisi varmış. O kızcağız kendi evliliğini kurtarmak için babasıyla tanıştırmış ki kendi evliliğini kurtarsın diye diyor teyze. Anlatabildim mi acaba? Evet, doğru söyledim mi? Kadının elinden kurtarmaya çalışmış yani bir de. Bir ama şey kendi o zaman annesinin üzerine işte gelmiş o Zahide. Belayı ona yıkmış. Ya çok enteresan çok değil mi? Şunu açar mısınız? Bir izlemede devam edelim. Zahide Hanım'ı Hakkı Çelik'in tanıştıran Dilber. Kendi kocasını, kendi yuvasını kurtarmak için babasıyla tanıştırıyor. Ama bu iddiayı reddediyor. Reddeder onlar. Kaç yıl önce oluyor bu? Bu aşağı yukarı 8-10 yıldır var bu olay. Necla Renklioğlu'nun söylediğine göre olaydan bir hafta evvel Sıdıka Çelik evi terk etmiş. Kocası buna karşılık ateş açmıştı. Bu Gamze Hanım'la Ümit Bey'i de tanıştıran Hakkı Çelik'in Zahide. Gamze'yi Sıdıkan'ın evine getiriyorlar. 2 senedir bunların beraberliği varmış. Kadını getireceğim diyor. Sen bunu kabulleneceksin. Kabullenmezsen ben seni öldürürüm demiş çocuğa. O da küsüp geliyor. Kocası arkasından bir hafta sonra geliyor. Sen gelmiyorsan sen burada kal, benim çocuklarımı ver diyor. Vermem deyince kapının önünde silah sıkmış. Bir hafta evvel olmuş. O silahı burada sıkan kişi benim torunumu da vurur. Sıdıka Çelik'in başından vurulduğu gün kocası ve kocasının ailesi tarafından darp edildiğini de öne sürüyor Necla Renklioğlu. Ümit Çelik diyor ki ben diyor İzmir'e gidip ev tutacağım diyor. Ama bu İzmir'e gitmemiş. Gamze Aktaş'ı almış. Emrah Çelik'in evine gitmiş. 3 günden sonra benim bacım Navruz'u öğreniyor. Sıdıka diyor kızım diyor. Senin kocan İzmir'de değil diyor. Abin Emrah'ın evinde diyor. Gamze Aktaş'la kalıyorlar diyor. Kocan al gel diyor. Yuvanı yıktırma bunlara diyor. Bir taksi çağırmış. Kocasını almaya gitmiş. Babaannesi olan Dilber Çelik'in evinde Hakkı Çelik, Emrah Çelik, Ceren Çelik, Ümit Çelik bunu dövmüşler, darp etmişler. Kızı arabaya bindiriyorlar, bu yanıya alıp geliyorlar. Eve döndükten sonra Sıdıkat çamaşır seriyormuş. Ümit Gamze'nin elinden tutmuş el ele. Zahide, Sibel, Nagi, Aktaş bunların hepsi de içeriye giriyorlar, avludan içeriye. Sıdıkat diyor ki hala buraya niye geldiniz diyor, bunlara karşı çıkıyor. Kızı tutuyor, orada bunlar üçü dövüyorlar hepsi, o kadınlar beraberlikte. Torunumun gözü böylece morudu. Kulak arkasında tırnak izleri vardı. Kollarının şuralarında mor morluklar vardı. Sırtında morluklar vardı. Kızı vuruyorlar. Bu saydığım bayanlar da görgü tanıklığı yapıyorlar. Bize geldi, çattı, bize saldırdı. İçeriye girdi, tabanca aldı, kendi kendini vurdu diyerek de şahitlik yapmışlar. Görgü tanıklığı yapmışlar. Bozacının şahidi Şıracı. Bu darbın ardından Sıdıka Çelik'in komşulardan yardım istediğini de öne sürüyor Necla Renklioğlu. Komşusu çocuk geldi, kaçtı geldi bize dedi. Bizden yardım istedi. Abi ne olur bir telefon verin ya da bir polis çağırın bari diyerekten çırpındı. Korkudan telefonum yok, kontrolüm yok diyerek de söyledim. Vermedim dedi. O Hakkı Çelik'in yanındaki da komşusundan da bu kız yardım istiyor. Nasıl kurtuldu ellerinden. Tekrar bu kız eve gitti diyor. Aradan bir dakika geçmedi diyor. Balkona çıktığımda diyor. Bu olayı duydum diyor. Ama korkusundan söyleyemiyor. Gelinimi dövdüler, öldürdüler. İddiasına göre olay anında evde olan kız kardeşi daha sonra kendisini aramış ve gelini Sıdıka Çelik'in bir cinayete kurban gittiğini söylemişti. Benim bacım Navruz aradı. Benim gelinimi başını yediler, gelinimi dövdüler, gelinimi öldürdüler diyerekten beni telefonda aradı. Hem ağladı hem telefonda konuştu dilinin yettiği kadar. Gözlerimle gördüm diyerekten söyledi. Sıdıka Çelik'in ölümünden sonra pasta yiyip göbek atan yeğeninin sevgilisine de sesleniyor Necla Renklioğlu. Gamze benim torunlarımı yanına almış, evlatlarımı almış. Evlat candır, her şey yalandır diyerekten fotoğraf çekiniyor, TikTok atıyor ama kendi evlatlarına niye bakmamış? Onlar can değil miymiş? O çocukların sırtından para kazanıyorsun. O çocuklar dövüyor. Üstleri başları perişan halde geldiler buraya. Yani burada biz kendimiz üzerlerinde bela giydirdik. Perişan halde geldiler. Test pengeyle geliyordu buraya. Şurada kızla aylon terliğine geliyordu buraya çocuk. Ben torunumun hakkını aranmasını istiyorum. Allah rızası için. Görenler, duyanlar Allah rızası için söyleyin. Müge Hanım senden ricam. Benim torunumun kanının yerde kalmasını istemiyorum. Sebebiyet veren bu kişilerden hesabını sormanı istiyorum. Şimdi bunu yazacağım çünkü ben mesela şimdi bu hanımefendinin hem nasıl Ümit'in teyzesi olup hem Sıdıkan'ın nasıl üvey babaannesi olduğunu anlayamıyorum. Babamın 35 yıl önce annemden boşandı, bu bayanla evlendi. Annem de yaşıyor, babam da Necla annemle yaşıyor yani. 35 yıl oldu, çok oldu. Devamlı, hani geçen gün stüdyoya Mehmet gelmişti ya kardeşim. O Necla'dan olan, o bu bayandan olan Mehmet.
Bir de Servet var, bir de Samet var. Üç tane neyse, erkek. Neyse, diyeyim de anlamıyorum. Neyse. Şimdi ama bakın ben size başka bir şey söyleyeceğim. Burası önemli. Özellikle şimdi Necla Hanım'ın şu açıklamalarından sonra önemli. Şimdi evde bir Nauruz Hanım var. Bana oradan sen söyle hayatım. Şimdi Nauruz Hanım kiminle evli? Şimdi Nauruz Hanım Hakkı'yla evleniyor. Şimdi Ümit kimle kimin çocuğu? Nauruz'la Hakkı'nın çocuğu. Şimdi Ümit bizim damat. Lütfen canlı yayına katılacak olanlar da bize boyuna isim söylemesin. Yani kayınvalidesi, kayınpederi falan olarak anlatsın ki hepimiz anlayabilelim. Şimdi daha sonra Hakkı Bey Nauruz'un üzerine... Hakkı Bey'in bir tane de kızı var. Neydi ismi? Dilber. Dilber. Yani Dilber de onların diğer çocukları. Şimdi iddia şu. Dilber'in eşi... Eşi... Zahide diye biriyle beraber oluyor. Şimdi Dilber de Zahide ile onu eşi aldatınca iddia o ki bunu da hiç anlamadım. Dilber Zahide'yi babasıyla tanıştırıyor. Bu sefer Zahide geliyor Nauruz'la Hakkı'nın arasına giriyor. Yani onların demesiyle ikinci eş benim dememle metres. Zahide geliyor onların arasında metres olarak kalıyor. Nauruz buna çok üzülüyor. Ve felç geçiriyor. Şimdi bizim az önce konuştuğumuz Necla Hanım, Nauruz'un kız kardeşi. Necla Hanım da bu Nauruz'un kız kardeşi. Ablası. Neyse işte kız kardeş aynı. Kız kardeş. Kız kardeşi. Şimdi Necla Hanım'ın iki iddiası var. Birincisi hakkıyla yani Dilber'in kendi kocasını kurtarabilmek için annesinin üzerine gelmesine rağmen babasıyla Zahide'yi tanıştırdı. Bu birinci iddiası. İkincisi de diyor ki bizim diyor Sıdıka diyor hastaneye kaldırıldığında beni Nauruz aradı. Kendi anlatabildiği kadarıyla anlattı. Benim gelinimi dövdüler öldürdüler dedi bana diyor. Yani o yüzden çok önemli ifadesi. Şimdi bu Zahide Hanım aynı Zahide Hanım'ın bir tane de yeğeni var. Gamze. Bizim bu Gamze'yi de Zahide bu sefer tutuyor Ümit'le tanıştırıyor. Yani aynen. Beraber olduğu adamın oğluyla tanıştırıyor. İşte bu Gamze de Dilber'in üstüne geldiğinde ya da gelmeye çalıştığında bütün bu olaylar yaşanıyor. Yani Sıdıkan'ın üzerine Sıdıkan. Gelmeye çalıştığında yaşanıyor. Bu Gamze de ne öyle bir aileye girmiş? Şeydeki gibi, Kızılcık Şerbeti'ndeki gibi. Yani aile de bu kadar da saldırıya da uğramasın kardeşim yani. Her zaman söylediğim gibi dışarıda bir sürü adam var, bir sürü kadın var. Bu kadar yani yan yana herkesi her yere sokmak. Ve mesela benim makyözüm Zero'da sabah çok üzüldü. Ben bantları izlerken hani kızınız için Dilber demişti ya işte temizlik yapmıyor falan diye. Zero dedi ki ya kocası dedi gidecek başka kadınla gelecek evde üç tane küçük çocuk. Bir de dedi yani temizlik mi yapacak ki o kazanın da olduğu gün evde temizlik yaptığını iddia ediyor biliyorsunuz kocası. Bir de dedi yokluk. Kendi evini temizlesin o. Yani sıvası boyası olmayan eve üç tane küçük çocukla hangi yaptığın temizlik görülür? Ya düşünsene biri tuvaletini yapacak, biri kusacak. Biri mama isteyecek. Biri mamasını dökecek, biri oyuncağını yapacak. Yani şimdi... O Sıdıkan'ın evine delin temizliği yapmış 7 ay sonra. Gitsin de kendi evini temizlesin. Kamarya bir söyleyeydi de evini bir çekelerdi onun. Kılığına, tipine... Tabii abi kardeşinden babasını kafeli. Koyacak da benim kızımı mı kayıracak? Derken yani insanın da dedi, eli kalkar mı dedi temizliğe dedi. Doğru söylüyor. O da bir kadın olarak isyan etti. Şimdi dedi kadının arkasından, gerçi biz kadınların arkasından neler söylendiğini duyduk da. Zero'nun da içine o işlemiş. Kadının arkasından bir de pis diyorlar dedi. Üç tane, yani iki yaşında, üç yaşında, dört yaşında çocuk var evde. Ha, o ev temiz durur mu Allah aşkına yani? Hiç demiyor ki benim babamla annemin evini de kendi evini de anası bir arada temizliyor diye. Anası çok temizmiş de Zahide niye üstüne gelmiş ya? Pislikten onu söylesin pislik. O zaman anası da pisim şöyleyse. Ya bunlar bahane değil bir adamın eve birini getirmesi için yani. Hayır kızımın adını o zaman temizlikçi tutarsın. Kadın bence yani kadına da bir yardımcı gelmesinin haftada birkaç gün hiçbir sakıncası yok. De, grup olup da o, Dilber de her şeyi biliyor. Saklıyor gözleri fıldır fıldır. Gitsin de anasını kaybanasını arasın. Doğruyu neyse onu söylesin. Benim ablam hem kaynanasını hem, benim kızımın hem de kendi evini temizliyordu. Vallahi şimdi bu kayınpeder Hakkı Çelik ve sevgilisi Zahide'nin yaşadığı evi bulduk.
Denizli merkezde. Büşra da onların evinin önüne gitti ama Zayda Hanım kapıyı açtırmıyormuş. İşte bu Gamze ile Ümit'in arasını onların yaptığı biliniyor, öyle söyleniyor. Büşra onlar da yaptı. Bu iddiayı sormak için aslında onların yanındaydı. Gerçekten Gamze ile Ümit'i Zayda Hanım mı tanıştırdı? Tabii. Zayda Hanım gerçekten aslında önce damadıyla mı görüşürken daha sonra Hakkı Bey'e ikinci onların deyimiyle eş oldu. Büşra da bunları sormak için orada. Konuşamadın mı Büşra birebir de? Müge abla bunlar chat olmuş ya, örgüt olmuşlar bunlar. Günaydın Müge Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, ben de ne güzel yazmışım ha. Karma karışık. Ama ne yapayım, konu karma karışık. Yani neyi nereye bağlayacağımı bulduramadım ha. Evet alabilir. Ama böyle anlatabildim, ne yapayım, onu düzeltiriz, evet. Müge Hanım sabah erken saatlerde bahsetmiş olduğunuz adrese geldik, çalışmalarımızı da yapıyoruz. Zayda Hanım kapıyı açtı bize. İlk başta bizim olduğumuzu anlamadı. Kapıyı hatta yukarıdan açmaya çalıştı. Ancak kapı açılmayınca aşağıya indi. İki katlı bir bina burası. Alt kat boş, üst katta oturuyorlar. Kim olduğumuzu sorduğunda bize kendimizi tanıttık. Direkt yukarıya çıkmaya başladı. Ve kapıyı endişeli bir şekilde suratımıza kapattı. Kapının arkasından konuşmaya çalışıyoruz kendisiyle. Diyoruz ki yani kapıyı açın, kameramız yok. Size sormak istediğimiz sorularımız var. Çok endişeli. Hakkı Bey'in içeride olduğunu söyledim. Hakkı Bey'le bizi kesinlikle konuşturmuyor. Peki bu evin içerisinde kim var diye soruyoruz kendisine. Ben varım. Hakkı var ve benim gelinim var diyor. Ancak bize gelen ihbarlarda bu evde Nauruz Hanım'ın da görüldüğü söylenmişti. Hala kapıyı açmıyorlar. Yayınlarımızda izlediklerini biliyoruz. Biz tekrar söylüyoruz. Kötü bir niyet yok bunda. Yani onların da yapmadığı bir şey varsa korkma. Nauruz Hanım, Nauruz Hanım, bir şey yok. Evet, eğer o evdeyse, Büşra'cığım eğer Nauruz Hanım o evdeyse aslında Sıdıka da annemle görüşemiyorum, kaybettim diyor. Bence Sıdıka polise gitsin, başvuruda bulunsun anneme ulaşamıyorum diye. Sıdıka değil, Dilber. Dilber gitsin anneme ulaşamıyorum desin. Polis de gelir, Nauruz Hanım orada mı değil mi diye bakar. Ha kendileri, yani hiç bunlara gerek yok, açıp gösterebilirler. Şimdi bu Nauruz Hanım nerede yani? Benim gelinimi öldürdüler diyen Nauruz Hanım nerede? Benim için sorum o. Altı ya da ya da yazı. Şimdi Nauruz Hanım nerede? Sakladılar. Bu Nauruz Hanım yıllarca Hakkı Bey kendisine Zahide bulduğunda başka bir evde yaşamış zaten. Yani onlarla beraber yaşamamış ki. Onların evindeyse de benim için şüpheli bir durum. Komşular da orada olduğunu söylüyorlar değil mi? İş ortaya çıkınca hepsi saklandılar artık. Müge Hanım. Yılan deliğine girdi hepsi de. Müge Hanım buraya geldiğimizde mahallede yaptığımız araştırmalarda da enteresan bir bilgiye de ulaştık. Onu da sizinle paylaşmak istiyoruz. Evet. Normalde yayınlarımızda konuşulan biliyorsunuz Alanya'dan geldikleri. Yani Zayda Hanım'ın da Alanya'da yaşadığı konusundaydı. Ancak büyük Maraş depreminden sonra yani Şubat ayının sonlarına doğru buraya geldiklerinde biz Adana'dan geldik depremzedeyiz deyip bir de insanlardan burada yardım toplamışlar. Ay, buradaki mahalleli de bundan bahsediyor bu arada. Öyle yani bir insanlar bunun söz konusu. Öyle bir insanlar bunlar yapar. Ellerinden her şey gelir bunların. Bir dakika, şimdi normalde nereden nereye geldiler? Sizin bildiğinize göre Antalya'dan. Yapar onlar. Ellerinden her iş geliyor. Örgüt. Bir dakika, bir şey. Antalya Alanya'dan geldi. Antalya Alanya'dan geldiklerini biliyoruz, değil mi? Evet evet şunu söylüyor. Evet şunu söylüyor. Yani ben dedim ki hatta buraya hani siz burası diyor benim diyor. Nakil yaptırdım ben buraya. Burada çalışıyorum ben. İşe girdim diyor. Ama bunları söylerken Müge Hanım sürekli bir endişe, bir panik. Hemen böyle kendini kapının arkasına tutmaya çalışıyor. Bizimle konuşurken de çok endişeli. Bu endişesinin sebebini de biz anlayamadık. Sonra biz aşağıya inip mahalleliyle konuştuğumuzda mahalleli de bize şunları söylüyor. Diyor ki o insanlar buraya Adana'dan geldiklerini, depremzede olduklarını söylediler. Hatta Kurban Bayramı vaktinde bir iki ay burada ortadan kayboldular. Bir de şunu söylüyorlar. Bizim mahallemizde böyle hani polisin gel git olduğu durumlar çok yaşanmaz. Nezih bir mahalledir burası. Ancak bu görmüş olduğunuz kapının önüne arabalar, sürekli bir araba sirkülasyonu var. Bize ihbar olarak gelen de araçlar vardı. Hatta gösterdik bu araçları da gördünüz mü diye. Evet dediler. Nauruz Hanım'ı da biz söyledik kendilerine. Evet onu da burada gördüklerini söylediler. Çok kalabalık. Sürekli bir gelen giden var. Bu evin siz böyle küçük durduğuna bakmayın. 20-30 kişi geliyorlar bu evin içerisinde. Ne yapıyorlar bilmiyoruz diyorlar. Hayır, peki Adana'dan geldik. Biz isterseniz tekrar bir kapıyı tıklayabiliriz Müge Hanım. Depremzedeyiz deyince yardım etmiş mi onlara da mahalleli? Etmiştir.
Tabii yardımda bulunmuşlar. Hatta burada tekstille uğraşan bir atölye var. Kendilerine de böyle indirimli de biraz şey yapmaya çalışmışlar. Yani normal fiyatının biraz daha altında onlara yardımcı olmaya çalışmışlar. Paramızı zor aldık diyorlar. Ya bu deprem felaketini de kullanan olabilir mi yani? Oluyor demek ki eğer işte doğruysa iddialar. Gördüğünüz buna da insanın cevap vermesi lazım. Hani Adana'ya, Antalya'dan Adana'ya mı gittiler acaba şimdi bilmiyoruz. Belki de Antalya'dan Adana'ya gittiler sonra. Yalan söylüyorlar. Antalya'dan Adana'ya. Hayır. Buraya geldikleri tarihi Şubat sonu olarak söylüyorlar. Depremden çok kısa bir süre sonra buraya geldiklerini söylüyorlar. Acaba peki Denizli ile ne alakası var bu aile? Niye Denizli'deler? Orasını da hiç bilmiyorum ben. Denizli ile ne alakaları var? Konuşamadık kendisiyle. Yani şunu söylüyor sadece. Ben burada işe girdim. Ben bu yüzden buraya evimin naklini aldırdım diyor. Yani soruyoruz Navruz Hanım içeride mi diye soruyoruz. Hayır Hakkı içeride diyor. Şimdi Navruz Bey Hakkı... Navruz Hanım Hakkı Bey'in eşi. Yani o ne sıfatla onun yanında onu bile soramadık. Direkt kapıyı kapatıp hani böyle panik bir şekilde şey yaptığı için Hakkı Bey'i konuşturmuyor. Biz Hakkı Bey'e sesleniyoruz. Zahide Hanım'ın sesinden Hakkı Bey'e sesimizi duyuramıyoruz bile. Çıksın konuşsunlar hadi. Ümit'i soruyoruz bu arada. Hani Ümit nerede? Ümit nerede diyoruz. Ümit nerede? Gamze nerede diye soruyoruz. Ben bilmiyorum. Navruz onların yanında diyor. Ama Navruz Hanım'ın bu adresli olduğuna dair çok sayıda ihbar var Müge Hanım. Ya bu arkamda görmüş olduğunuz evde görenler var bu kadını. Vallahi bilmiyorum da Navruz'u niye tutsunlar ki yani tutmamaları lazım. Navruz da az önceki hanımefendiye söylemiş kız kardeşine. Böyle böyle demiş. Tabii ki onun iddiasıdır yani. Hani nasıl söyledi o polisin alacağı bir ifade tam şeyle. Tam ifadenin tam ifadesi oldu. Uzmanlar eşliğinde ama böyle uşak böyle söylenmiş. Sen müdür ya bir şey sorabilir miyim? Gamze Hanımcığım yani... Bütün bu konuşulanları yapmaktan çekinmiyorsunuz, korkmuyorsunuz, tedirgin olmuyorsunuz da sizin hakkınızda böyle iddialar var. Doğrudur ya da yanlıştır demeye mi çekiniyorsunuz? Yo onu kapandı sandılar. Yani siz kendiniz geliyorsunuz bu Navruz'un üzerine oturmaktan utanmıyorsunuz. Bu adamla gelip karşılıklı göbek atmaya utanmıyorsunuz. Bu adamın resmi başka biriyle nikahı varken buna utanmıyorsunuz, çekinmiyorsunuz. 25 yaşında kardeşim, bir anneyi öldürmeye utanmıyorsunuz. Orası ayrı. Yani siz biriyle tanışırsınız. O kişi de der ki ben ayrılıyorum eşimden. Al işte bu da belgem. Kaç senedir berabersiniz. Boşanır. Sizinle tekrar evlenir. Amenna şunu kimsenin de insanın özel hayatına karışacak bir durumu yok. Ama bir adam başka biriyle nikahlıyken gidip göbek atmayı utanmıyorsunuz. Onun oğlu başka biriyle nikahlı olup 3 tane küçücük bebeği varken. Bak küçücük ha. 2, 3, 4 ne demek ya? Küçücük bebekleri varken yeğeninizi o Ümit'in oraya yani beraber yaşadığınız adamın oğluna getirmeye, onları tanıştırmaya, hatta kucak açmaya utanmıyorsunuz, karşılıklı göbek atmaya utanmıyorsunuz, çekinmiyorsunuz da bu kızcağız kapınıza gelmiş, ona cevap vermekten mi tedirgin oluyorsunuz? Bence bütün bunları yaparken düşünecektiniz. Birisi sorar bunun hesabını. Bak o kadın Navruz hastalanmış. Şimdi herkesin de şeyine göre Sıdık'a vurulmuş ya da kendini vurmuş. Ama bütün bunların da bir sebebi yok mu kardeşim? Sebep onlar. Yani. Sebep onlar, katil onlar. Sonra biz diyoruz ki erkekler onu yapıyor, kadınlar bilmem ne yapıyor falan. Peki bu kadının kadına yaptığı nedir? Navruz hastalanıyor, hastalıktan felç oldu. Ben Gamze Hanım'a da buradan sesleniyorum. İntihar etti. Gamze Hanım. İş mi suçunuz? Başkasının çocuklarını alıp böyle prensim bilmemden beni keşfet falan. Bak keşfettik seni işte. Beni keşfetmeye yazmışsın. Neredesin? Keşfedildin. Meşhur hazır oldu. Daha da keşfedilmek için. Seni görüyor seni çık ortaya neredesin dakika, niye keşfedilmek için yayına çık anlat kendini. De ki benim çocuklarımı ben bıraktım. Bu rahmetli Sıdıkan'ın çocuklarını neden kaptım ya da kapmaya çalıştım onu bir anlat. Var mı ki? Hüseyin'e de bir bağlanalım. Büşra orada devam edecek. Evet, bence konuşup açıklayacak sözleri varsa açıklayabilirler. Hüseyin'cim günaydın. Siz de geleceksiniz buraya. Ne yaptın? Hayatın da ne? Müge Hanım günaydın, iyi yayınlar. Biz de Konya Ilgın'dayız. Yanımda yine röportajını yayınladığımız aslında Navruz Hanım'ın da kız kardeşlerinden biri olan Necla Renklioğlu var. Ve o videoyu da çeken amca Samet Bey de burada, yanımdalar. Aslında bugün burada, hafta sonu daha doğrusu, bize ulaşan Navruz Hanım'ın başka kız kardeşleri de oldu. Onlar da Navruz Hanım için endişeliler. Ben de konuklarımla birlikte burada hazırım. Necla Hanım'ın anlattıkları Necla da soralım. Önemli. Ne kadar zamandır görmüyor Navruz'u? Navruz nerede?
Benim kızım vuruldu vuralı Navruz'u görmüyorum. Navruz bir hafta vurulduktan bir hafta önce telefon açtı bana, benim gelinimi vurdular. Anlattı. Ben gelinime geleceğim, bakacağım, ben de geleyim dedi. Ben de gelme kardeşim diye söyledim. Gelme diyerekten söyledim. Ama benim gelinimi bunlar öldürdü diyerekten benim kendime telefonla hem ağladı hem konuştu benim bacım. Peki bu kadar kendini ifade ondan edebiliyor mu? Ondan beri de ben de telefondan görüşebiliyorum de kendisine. İfade edebiliyor, edebiliyor mu? Kendini ifade edebiliyor, dili döndüğü kadar. Konuşuyor. O zaman ben sizden rica edeyim. Hüseyin'le beraber gidin, kayıp başvurusunda bulunun kız kardeşiniz için. Nerede sizin kız kardeşiniz, ortaya çıkarsınlar. İşte Denizli'deymiş, kız kardeşimi göstermiyorlar, ele vermiyorlar, anlatacak her şeyi biliyor, söyleyecek diye. Şu an benim kız kardeşimin de hayatı durumu var yani. Evet. Müge Hanım, bir başka kız kardeş, röportaj vermek istemeyen Navruz Hanım'ın kız kardeşi hafta sonu çok endişeli bir şekilde defalarca benimle telefon konuşması yaptı. Ve aslında Navruz Hanım'ın baskılandığını, orada şiddet gördüğünü, orada alıkonulduğunu, çünkü bu olayı çözecek olan benim kız kardeşim dedi. Başka bir kız kardeşi daha da bunu söylüyor. O iletişime, o zaman, yani daha doğrusu oradan bir haber alabilmiş. Vallahi o zaman bırakmayın peşinize. Peşini. Çünkü ne olacağı belli olur mu? İki gün sonra o da bir zehir içer, zehirlenir. Düşer, kafasını çarpar. Hayatın tehlikede şu an. Benim bacım söyleyecek, anlatacak diye baskı altında. Tamam ama siz işte bunu bildirmezseniz bunun için emniyet bir şey yapamaz yani. Gerek yok. Yani ablamın sizin büyük oğlu da onların yanında Müge Hanım. Ben adalet istiyorum. Bu olayın bir an önce çözülmesini istiyorum. Her şey yerini bulsun istiyorum. Ve ablamın büyük oğlunu bizim yanımıza istiyorum ben. Görenler onların yanında. Şahitler onların yanında. Mahkemeye başvurmanız lazım. Şahitler. Hepsi için. Hem çocuk görmüş, hem çocuk boğuldu. Navruz görmüş. İkisi de onların yanında. Amcaya şey yapın. Ver abi sen onu. Ya ben bir kere teşekkür ediyorum videolardan dolayı da amcaya. Samet. Samet'cim çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sen de uğraştın, çıkarttın o videoyu. Orada da gayet net bir şekilde zaten hanımefendinin bakışları anlaşılıyor. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben de size teşekkür ediyorum Müge Hanım. Sağ ol canım. Sen yanındaydın. Anne diyor ki ağzını açıp konuşmaya da çalışıyordu diyor. Boğazında hortum var kızın işte. Anca o kadar zaten. Ben öncelikle videoyu nasıl çektiğimi anlatayım. Yengem lavaboya gitmişti. Ben girmiştim içeriye yanında durayım diye. Öncelikle ben video çekmeden önce, videoyu çekmek yasaktı. Yani izin vermiyorlardı. Ben önce bir konuştum. Söyledi, anlattı aynı bu şekilde, video çektiğim şekilde anlattı. Ondan sonra video çekeceğim abla, tekrar soracağım. Aynı şeyleri göz işaretiyle ve kaş işaretiyle bana doğrula dedim. Videosunu çektim ve doğruladı. Zaten dudak işaretiyle orada annesini soruyor belli. Ümit Çelik'i ben hızlı sorduğum için biraz... Eşi seni dedi, Ümit anlaşılsın. Çelik dövdü mü diye... Eşi Ümit Çelik seni dövdü mü dediğimde evet dedi, gözleriyle kapatarak işaret verdi. Ben biraz hızlı sorduğum için biraz da üzüntülüydüm. Durumu zaten orada ateşliydi enfeksiyondan dolayı, korktum biraz da. O yüzden kaşlarını kaldırdı yani. Ümit Çelik'in darp ettiğini de, eşinin darp ettiğini de benim Sıdıka Çelik ablam gözleriyle onayladı, ifade etti. Ya zaten ilk hastaneye kaldırıldığında kızın gözünün altı mor. O morluk bir yere çarpılarak olmaz ki, onun gözüne yumruk atılmış belli ki. Devil. Öyle kadın kadına yumruktadır ben öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Darp edildiğini zaten onayladı Müge Hanım benim ablam. Emrah'ın evinde dövmüşler Müge abla bunu. Emrah'ın evinde birleşmişler, dövmüşler. Ablamın... Yani benim Konya'da Beylik Mahallesi'nde komşular olur aslında, isimlerini belirtmeyen kişiler. Hüseyin abi görüşmüş onlarla. Hastanede dediler ki Emrah Çelik'in evinde dövdüler. Ceren Çelik varmış. Emrah Çelik varmış. Hayatım yani onları öyle söyleme. Ceren nesi oluyor? Bir dakika. Eltisi mi varmış? Öyle anlatın. Eltisi Ceren Çelik. Şöyle söyleyeyim. Kayınbiraderin Sıdıka Çelik'in kayınbiraderinin eşi Ceren Çelik ve Emrah Çelik. Ondan sonra eşi Ümit arkadaki Çelik. Evde. Kayınpederi Hakkı Çelik. Arkadaki aynen şuradaki evde. Burada darp ediyorlar. Zayde Akkaş, Sibel Akkaş ve Nagi Kaygısız da varmış burada. Bunlar burada 3 gün kalmışlar hatta. Ben dedim ya 2 gün önce yani gelmişler. Yani otogardan aldıktan sonra eşi
Gamze ile bu evde mi kalmış? Ümit bu evde mi kalmış? Hiç çıkmış oraya. Aynen aynen bu evde kalmışlar. Bu evde de Sıdık Açeli'yi zaten darp etmişler bu anlattığım kişiler. Kayın babası Hakkı Çelik. Yani Sıdık'a da eşi Ümit Çelik. Aslında biz nasıl gittiğini de öğrenmeye başladık. Şimdi herkes konuşuyor. Aslında bu eve geliyor kocasının, kocası ona diyor ki ben hayvan almaya gidiyorum diyor. Evet. Sonra işte şimdi bu biraz kargacık burgacık oldu ama burası çok önemli. Şimdi bu Navruz eşi Zahide ile yaşayınca felç geçiriyor ya. Evet. Aslında bizim Sıdıka'nın kayınvalidesi Navruz. Evet. Haklı. Navruz kötü bir şey yapmıyor kendince. Bu Navruz diyor ki Sıdıka'ya bak diyor bu Zahide yeğenini Gamze'yi getirdi senin kocan için. Git diyor kocana sahip çık diyor. Kız bak benim yuvamı yıktı senin yuvan yıkılmasın diyor. Yani kızın öz kayınvalidesi öyle söyleyeyim. Gelinine diyor ki git kocanı al. Çünkü bu benim yuvamı yıkan Zahide şimdi de yeğenini getirdi senin kocan için diyor. Aynen. Bu kız aynen da öylece çıkıyor evden. Hatta bir tane arabayı çevirip üç çocuğuyla beraber çıkıyor. Ya çok acıklı. Bak gerçekten çok acıklı. Kadın üç çocuğuyla beraber yola düşüyor. Kayınbiraderinin evinin oraya geliyor. Ümit'in dediğine göre diyor ya biz mezarlığın evet orada karşılaştık. Bir kameraman arkaya döner mi? Zaten bu evin önü mezarlık. Yani bu evin hangi kim var? Kemal abi. Kemal abi bir arkanı döner misin? Zaten mezarlık burası. Yani mezarlık karşı karşıya zaten. Evet. Yani mezarlığın ya önünde karşılaştık lafı doğru bir laf değil. Değil. Bu direkt kız kayınbiraderinin evine geliyor direkt kocasıyla evet Gamze orada mı diye. Burada darp edildiği iddia ediliyor. Bir komşu da bağlandı biz duyduk seslerini diye. Sonra eve geliniyor. Ah. Yine Ümit'in iddiasına göre bütün bu olaylardan sonra diyor ki bu evini temizlemediği görüntüsü tarafından iddia edilen Sıdıka dur ben evi temizleyeyim deyip kendine ensesinden vuruyor. Hmm. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.